geldiniz, günaydın. Hoş geldiniz, günaydınlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim, sağolunuz. Güzel bir gün olsun, güzel bir hafta olsun. Her şey yolunda gitsin, her şey sağlıkla, güzellikle, sevgi dolu gitsin. Ailelerinizin kıymetini bilerek güzel zamanlar geçirin. İyi haftalar Fox ekranında. Şerife Hanım gitti ve torununu gördü. Torunuyla kucaklaştı. Yüzü böyle bir aydınlandı. Ha Şerife Hanım? Evet. Ne hissettin? Nasıldı? Kokusu nasıldı? Şöyle bir cümle söyle, uzun uzun anlattıracağım sonrasını. Çok güzeldi. Çok güzel. Cennet ama, kokuyor değil mi? Aynen. Ama bir tarafımız eksik. Bir tarafın eksik. Babasını da inşallah bulacağız. İnşallah. Ona götüreceğiz. O cennet kokulu yavruların yüreğine gölge düşmesin diye bütün çabamız sevgili seyirciler. Kaybolan çiçeklerden yola çıkma nedenimiz buydu bizim zaten. Evet, bütün çocukların yüzü gülsün diye, sağ olun. İyilikle sağlıkla büyüsün diye. Çocuklara güzel atlar veriyoruz ama güzel bahtlar oluşturabiliyor muyuz? Öyle bir hikaye var ki bugün başlarken size anlatacağım. İyi haftalar dileğimi söylerken yine yüreğimin bir köşesinde o acıyla selamladım sizi. İsmi Yiğit Can. Yiğit. Genç, delikanlı olacak. Böyle bir ad vermiş ona anne babası. Can gibi de en değerli şeyi de yanına eklemişler. Ama sonra ona o can verenlerden biri, bizzat babası, 10 yaşındaki bir yavrusuna kıymış. 10 yaşındaki evladını öldürmüş. Niye? Sebep ne? Yine boşanmak üzere olan bir çift, yine geçimsizlik. Fakat hala öğrenilemeyen şey şu: boşanan kadınla erkektir. Çocuk her ikisi için de öncelikli olan en kutsal varlıktır. Maalesef öyle olmamış. Hemen bir arkadaşlarıma bağlanalım. Kubilay Erdaş bu konuyu takip ediyor. Ve Çiğdem Akdemir'de Karaman'da bir kız öğrenci yurdunda, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurdunda büyük bir korku yaşandı, panik yaşandı. Öğrencilerden yurdu terk edenler oldu. Sonrasında açıklamalar geldi. Bu konuları takip ediyorlar. Günaydın arkadaşlar. Önce Kubilay'a bir günaydın diyelim. Günaydın İnci Ertuğrul. İstanbul Fatih'teyiz. Bu saatte okulda olması gereken bir çocuğun okulunun önündeyiz. Dün akşam babası tarafından öldürülen Yiğitcan'ın okulunun önündeyiz. Bu konuyla ilgili çok ilginç bilgilere ulaştık. Birazdan bunları size aktaracağız. Çok acı bir vaka. Kubilay bize detayları anlatacak. Çiğdem, sakinleşti mi biraz ortam yurtta? Evet, Karaman'da Nefise Sultan'ın kız öğrenci yurdunun hemen önündeyiz biz de. Biraz daha sakin bir sabah olduğunu söyleyebiliriz. Dün hareketliydi. O hareketlilik sonrasında soruşturma sürüyor. Soruşturma sürdüğü için de biz lafları biraz cımbızla alıyoruz. Neler olduğunu, neler konuşulduğunu ve yapılan açıklamaları birazdan paylaşalım. Evet, valilikten açıklama var, Kredi Yurtlar Kurumu'ndan açıklamalar var. Hepsini birazdan Çiğdem anlatacak. Ne oldu orada dün gece, bu paniğin sebebi neydi, hepsini detaylandıracağız. Ama Yiğit Can'la başlayalım. Yiğit Can artık yok. 10 yaşında bir yavru, anne baba ayrılmak üzere, velayet geçici olarak anne de baba görmek için almış ve sonrasında bir telefon. Yani akıl alır gibi değil, bunu hiçbir kelimeyle, hiçbir cümleyle izah edemez hiçbir insan. Oğlumu öldürdüm, şimdi gel al demiş. İstanbul Fatih'te baba ve oğlunun yaşadığı evde tüyler ürperten bir cinayet yaşandı. Baba 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan'ı bıçaklayarak öldürdü. Geçinemiyorlar, ayrıldılar. Kadın hep eziyet ediyor, o da mahkemeye verdi. Dün savcılık izin vermiş, çocuğuna verdi annesi, teslim etti. Bugün alacaktı, çocuğu öldürmüş. Katil zanlısı baba cinayeti akıl almaz bir soğukkanlılıkla boşanmak üzere olduğu eşine haber verdi. İddiaya göre Yiğitcan'ın anne ve babası ayrı yaşıyordu. Anne oğlunu babasının yanından almak için taksiye bindi, acı bir telefon aldı. Çocuğu öldürdüm, gel al. Kaçmak üzere evden çıkan katil zanlısı Nezir Türkoğlu, komşulara da çocuğu öldürdüm, annesine haber verin dedi. Bu kan donduran cümleler Yiğitcan'ın babasına aitti. Oğlunu öldürdükten sonra oturduğu apartmandan hızla uzaklaştı. Fatih İlçe Emniyet ekiplerinin yaptığı operasyonla da hızlıca yakalandı. Gözaltına alınan katil zanlısının ilk ifadesinde cinnet getirdim yaptım dediği öne sürüldü.
Yiğitcan'ı yanına almak için yola koyulan anne telefonda acı haberi almıştı. Olay yerine geldiğinde Yiğitcan'ın öldürüldüğü gerçeğiyle yüzleşince sinir krizi geçirdi. Henüz 6. sınıf öğrencisi olan 10 yaşındaki Yiğitcan'ın önünde kocaman bir hayatı, okulu, oyun arkadaşları ve hayalleri vardı. Her şey annesinin planladığı gibi olabilseydi, belki de arkadaşları Yiğitcan'ı mahalleden güle oynaya uğurlayacaktı. Yiğitcan senin okul arkadaşın mıydı? Evet abi. Nasıl bir çocuktu Yiğitcan? Çok iyiydi abi, hep eğlendirirdi bizi. Okulda hep birlikte oynardık. En son ne zaman gördün Yiğitcan'ı? Öğle civarlarında. Ne yaptınız birlikte? Biz arkadaşlarımızla top oynadık burada, o da arkadaşıyla gezmeye gitti. Yiğitcan'ı çok özleyeceğiz. Yiğitcan arkadaşlarıyla gezip oynadığı mahalleden hiç hak etmediği bir şekilde uğurlandı. 9 yaşındaki Yiğitcan'ın cenazesi şimdi Adli Tıp Kurumu'na götürülüyor. Yaşında bir çocuk bedeni. Hiç yani insanın aklı almıyor, kabul edilecek hiçbir tarafı yok. Bunun hiçbir bahanesi olamaz. Kubilay Erdaş'a hemen bağlanalım istiyorum. Bize biraz anlatsın detayları. Kubilay, akşamdan bu yana konunun takipçisiniz. Olay yerine de ilk giden ekipsiniz aslında sizler. Anlatır mısın en başından? Bir boşanma davası var. Velayet geçici olarak anne de. Baba göremiyor muymuş çocuğunu? Ne olmuş Kubilay? Evet İnce Ertuğrul, dediğiniz gibi anne baba boşanma aşamasında 2 aydır ayrı evlerde yaşıyorlardı. Çocuğu da baba savcılık izniyle görebiliyordu. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldıkları için savcılık izni gerekiyordu Yiğitcan'ı babasının görebilmesi için. İlginç bir bilgiye daha ulaştık biz, okuluna geldik Yiğitcan'ın. Evet. Okul başladığından beri çocuk okuluna hiç gitmemiş. Sürekli devamsızlık kaydı var. Adres kayıt sisteminden dolayı buraya yönlendirilmiş çocuk ama okul başladığından beri çocuk okula hiç gitmemiş. Neden okula gönderilmemiş? Yani annenin bir güvenlik endişesi mi varmış, yoksa çocuğun eğitim hakkını bile bile mi kısıtlamışlar? Onunla ilgili bilgin var mı Kubilay? Annenin bir güvenlik endişesi olduğu bilgisine ulaştık. Çünkü geçtiğimiz cuma günü baba bu okula gelmiş ve oğlunu almak istemiş. Ancak rehber öğretmenler velinin tavırlarından şüphelenip çocuğu babasına teslim etmemişler ve hemen annesine telefon açmışlar. Annesi de kesinlikle babasına teslim etmeyin, ben hemen gelip çocuğumu alacağım diye rehber öğretmenle iletişim kurmuş. Anlamadım, hem okula gitmiyor hem nasıl görmeyi rehber öğretmen? Yani kaydı olan okulda değil, başka bir okul mu, orasını anlayamadım Kubilay. Şimdi Yiğitcan'ın kaydının bulunduğu okul şu anda burası. Evet. Ancak başka bir okula daha kaydı var. Evet. Kapalı kayıt olarak görünüyor. Oraya yalnızca bir gün gidiyor. Anne çocuğunu buraya aldırmak istediği sırada da babanın bundan haberi oluyor. Buraya geliyor, çocuğumu almak istiyorum diyor. Rehber öğretmen de babanın tavrından şüphelenip hemen annesine haber veriyor. Peki sonrasında bu çocuk babayla görüşmeye yine anne tarafından gönderiliyor herhalde. Ya da baba gelip bir yerden mi kaçırıyor? Bu orası nasıl olmuş? Savcılık izniyle görüşme sağlanıyor. Annesinden teslim alıyor baba çocuğunu. Ancak geri vermek istemeyince cinnet getirdiği bir anda maalesef çocuğunun canına kıyıyor. Yani şimdi o cinnet de çoğu zaman arkasına sığınılan bir gerekçe olabiliyor ne yazık ki. Peki babayla ilgili başka bilgiler edinebilir mi Kubilay? Yani şiddet eğilimi olan biri mi? Daha önce bu çocuğa anneye zarar verdiği için mi anne böyle bir yol izlemiş? Yoksa normalde boşanma aşamasında da olsa diğer ebeveynin görmesini sağlar anne. Nedir oradaki sorun? Annesine şiddet uyguladığı yönünde bir bilgi edindik. Yiğitcan'a dair herhangi bir bilgiye ulaşamadık. Yani Yiğitcan babasını çok severdi. Onun yanından ayrılmak da çok da istemezdi diye bilgiler aldık komşulardan ve arkadaşlarından. Ama annesine şiddet uyguladığı için annesi güvenlik endişesiyle çocuğunu babasıyla görüştürmek istemiyormuş. Başka çocukları var mı bu çiftin? Yiğitcan'ın babasının önceki evliliğinden olan çocuğu var. Yiğitcan'ın babasının önceki evinden olan çocuğu var. Şimdi 10 yaşındaki Yiğitcan öldürüldü ve detay vermek istemiyorum ama bıçaklanarak öldürüldü galiba, değil mi? Yani şimdi akıl alır bir şey değil böyle bir şey. Evet. Aslı'cığım, Kubilay bir yandan kal, bir yandan da Aslı'yla da konuşmak istiyorum. Bu tür konuları işlerken kimseyi korkuya sevk etmek, paniğe yol açmak değil amacımız ama tedbirinde her an
yani göz önünde bulundurulması gerektiğini söylemek zorundayız. Şimdi İnce Hanım, buradaki tabii edindiğimiz bilgiler ışığında şöyle bir yorum yapabiliriz. Şimdi cinnet konusu aslında halk arasında çok yaygın bilinen, yani böyle anlık bir hani öfke patlaması, delirme, kişinin akıl sağlığını yitirmesi, o duygu muhakemesini, kontrolünü yitirip kendini bilmeden, farkında olmadan bir suç işlemesi, öldürmesi. Ama şimdi buradaki olay da kişi eğer ki cinnet geçirdikten sonra, birinin canına kıydıktan sonra kendine zarar vermiyorsa, buradaki muhakeme yeteneğinin birazcık daha baskın olduğunu görüyoruz. Yani biz burada aslında psikopati sorgulamasını yapmak durumundayız bence. Çünkü genelde cinnet geçirme eğilimlerinde kişiler kendi, hani bunu tabii yönlendirme gibi değil, yanlış anlaşılmasın, ama kendi canına da kıyma eğilimi çok yüksektir. İstatistikler bunu gösterir. Dolayısıyla burada babanın çocuğun canına kıydıktan sonra araması, bütün komşulara bilgi vermesi, eşini araması, bunlar aslında biraz psikopati eğilimini biraz düşündürüyor bizi. Sanki anneye öfke ve anneden öfke. İntikam ve alma duygusuyla böyle bir şey yapmış gibi. Şiddet geçmişi de varsa zaten, ki şiddet yani uyguluyorsa da, mutlaka bunun belirtilerini zaten çok önceden, hatta belki aylar öncesinden vermiştir. Cinnet de aslında bizim zannettiğimiz gibi anlık bir patlama gibi gözükse de, bir ay öncesinden belirtilerini vermeye başlar. Fark edebilirsiniz bir kişinin cinnet geçirebilme eğiliminde olduğunu. Duygularda donuklaşma, bakışlarda donuklaşma, umutsuzluk, veda eder gibi konuşmalar, ağır depresyon belirtileri, uykusuzluk ya da bir aşırı uyku hali, sinirlilik, öfke belirtileri kesinlikle gösterir. Ama burada diyorsun daha öncesinden de şiddet eğilimli bir mutlaka kişi. Vardır. Yani, sanki anneyi incitmek için, yani akıl alır gibi değil. İnsan ne diyeceğini bilemiyor. Yani kendi evladının canına kıyan bir babadan bahsediyoruz şu anda, ama Kubilay, babayla ilgili edindiğin bilgileri şöyle bize bir toparlayıp anlatır mısın? Kubilay. Dün akşam olay yerine gittiğimizde komşulardan aldığımız bilgiye göre baba orada 2 aydır oturuyormuş. O yüzden komşular çok fazla aslında babayla ilgili bilgiye sahip değil. Ancak spotçuluk yaptığına dair bir bilgi var işiyle ilgili. Daha öncesinde bir evlilik yaptığı, oradan da Mert adında 17-18 yaşlarında bir oğlu olduğu bilgisine ulaştık. Dediğim gibi biraz şiddet eğilimi olan bir beyefendi. Yalnız mı yaşıyormuş? O yüzden boşanma aşamasındalar. Bu evde yalnız mı yaşıyormuş? Yiğitcan'la birlikte yaşıyormuş. Anlayamadım. İki ay önce bu eve taşınmış dedin ya, çok da konuşamadım fazla kişiyle, komşularla tanımıyorlar dedin ama 2 aydır orada tek başına mı yaşıyormuş baba? Evet, 2 aydır dün akşam gittiğimiz olay yerinde tek başına yaşıyormuş. Tek başına yaşıyordu. İlk evliliğinden olan çocuğu da muhtemelen anneyle yaşıyor ve şimdi Yiğitcan artık hayatta değil. Burada ne var, başka bir şey mi var acaba gözden kaçırdığımız ya da bizim bilmediğimiz, onu sorgulamaya çalışıyorum. Ama bir telefon hazır mı arkadaşlar, komşu? Hazırsa bağlayalım hemen. Hazır mı? Birazdan, tamam. Peki, onu hazırladığımız bir komşu var, onu bağlayacağız yayına. Anne konusunda neler öğrendin Kubilay? Sesinizi alamadım. Tamam. Arkadaşlarım o bağlantıyı kontrol etsin. Komşu Belkıs Hanım hatta. Belkıs Hanım, merhabalar. Efendim? Merhaba. Yani çok acı bir olay nedeniyle sizi programa aldık ama siz Yiğit Can'ımı tanıyor musunuz? Babayı mı tanıyorsunuz? Bir anlatır mısınız? Kimin komşusunuz? Ben onu bilmiyorum. Direkt soracağım o yüzden. Evet. Babayı tanımıyorum. Annesi benim elimde büyüdü diyebilirim size. Evet. Buyurun. Annesini, Yiğit Can'ı çok yakından tanıyorum. 2 hafta önce de Yiğit Can'la beraberdik zaten. Şöyle bir durum oldu. Babası 4-5 aydır sürekli annesine, beni bırakırsan, benden ayrılırsan oğlunu öldüreceğim. Bir saniye. Belki tarzında konuşmaları vardı. Belkıs Hanım, siz Neriman Hanım'ı çok iyi tanıyorum diyorsunuz ve eşi, hala evliler ne yazık ki, bu şekilde çocuğu üzerinden tehditler mi yapmış anneye? Evet, annesi yani Neriman'ın, şöyle, Yiğitcan'ın annesi Yiğitcan'ı alıp babasını terk edeceğini söylediğinde, eğer bırakırsam oğlunu öldüreceğim tarzında benim yanımda da tehditler savurdu. Bunu siz de duydunuz. Duydum ve birebir ses kaydı yaptırdım hatta Neriman'a. Fakat savcılık 2 hafta önce izin vermiş. Bizim yanımızda geldi. Neriman'dan çocuğu aldı.
Evet. Daha sonra pazar günü getireceğini söyledi. 2 hafta önce. Geçen cumartesi değil, ondan önceki cumartesi. Fakat Yiğitcan annesiyle babasının konuşmasına babasının yanındayken şahit oluyor. Diyor ki gelmezsen oğlunu köprüden atacağım. İnanılır gibi. Eğer Yiğitcan da bu lafı duyuyor, babası görmeden kaçıyor, annesinin yanına geri geldi. Dedi ki anne beni bir daha gönderme, babam beni öldürecek. Yani şimdi Belkıs Hanım, bu anlattıklarınız aslında bu sonun geleceğinin baştan bilindiğini gösteriyor. Yani neredeyse bu yavrunun ölümü göz göre göre gelmiş yani. Herkes bunu da bilir. Aynen öyle, maalesef öyle. Çünkü Yiğitcan kesinlikle gitmek istemiyordu babasının yanına. Çok korkuyordu. Babam beni öldürecek diyordu. Fakat mahkeme kararı olduğu için de annesi hiçbir şey yapamadı. Peki bunlar sunulamadı mı mahkemeye? Savcılık makamına gidip şikayette bulunmadı mı anne? Kendisi ve çocuğuyla ilgili koruma talebi olmadı mı? Daha önce koruma talebi oldu ama baba nasıl yaptıysa cumartesi pazar alma kararı aldığı için, evet, annesi de o kararı gördüğü için vermek zorunda kaldı. Peki şimdi bütün bunlar Yiğitcan'a yönelik zaten bir psikolojik şiddet olduğunun apaçık göstergesi. Yani ölümle tehdit edilmiş. Bunun dışında da şiddet uyguluyor muydu baba kendisine? Yiğitcan'a direkt şiddet uygulamadığını bilmiyorum ama sürekli Yiğitcan'ın yanında da annesine de şiddet uyguluyordu. Ve annesini Yiğitcan'ı öldürmekle de tehdit ediyordu. Aman yarabbim, inanılır gibi değil. Bunu bu kadar açık seçik bir kişi yapmış, söylemiş ve bu çocuğu biz koruyamadık mı? Yani bu geçen hafta, dediğim gibi geçen hafta cumartesi değil, ondan önceki cumartesi ses kaydı dahi annesinin telefonunda var. Çocuğunu öldüreceğim, seni arayacağım, gelip alacaksın şeklinde. Bunu aynen bir hafta öncesinden açık açık söylüyor ve bir hafta sonra da bunu bu adam yapıyor, öyle mi? Evet. Aynen öyle. Tamam. Maalesef aynı yaşta benim de çocuğum var. Ben şoktayım yani. Hepimiz şoktayız yani. Vallahi Belkıs Hanımcığım, başınız sağ olsun. Bizzat tanıdığınız bir minicik bir evlat, 10 yaşında bir çocuk göz göre göre ölüme gitti. Ve cıvıl cıvıldı. Yani babasının annesine söylediğini duyduğunda bile korkup babasının yanından annesine kaçtı ki anne dedi beni öldürecek, beni bir daha gönderme dedi. Ama kaçması yetmedi. Yetmedi çünkü nasıl olduysa böyle bir babaya mahkeme nasıl verdiyse görme kararı veriyor. Bütün bunlar tabii ki sorgulanacaktır ama okula da korktuğu için mi göndermiyordu annesi Yiğitcan'ı? Tabii. Yok, şöyle Neriman kendi annesinin yanına geldi, daha sonra başka bir yere taşındı. Taşındığı yerde misafir öğrenci olarak gidiyordu Yiğitcan okula. Hı hı. O yüzden asıl kayıtlı olduğu babasının evinin oradaki okula gitmiyordu. Ama Gazi Osman Paşa'da, Gazi Mahallesi'nde bir okula gidiyordu. Başka bir okula devam ediyordu. Ve Belkıs Hanım, şimdi o kadar önemli şeyler söylediniz ki, diyorsunuz ki bir hafta önce bu kişi, baba dememek lazım da bu kişiye, Yiğitcan maalesef için annesini arayıp ben öldüreceğim ve sana da telefonla haber vereceğim dedi. Bunun ses kaydı bile var diyorsunuz ve bu adam var, bunu annesini yaptı. Hatta biz Neriman'a göndermemesini söyledik babasına. Neriman da Belkıs abla bir şey yapamam, elimde hani elinde dedi mahkeme kararı var. Bu yüzden göndermek zorundayım dedi. O sadece beni korkutmak için yapıyordur dedi. Neriman bile inanamadı yani kesinlikle oğlunu öldürebileceğini. Kim inanır Allah aşkına bir babanın kendi evladına kıyacağına? İnanabilir yani mi? Ben bir hafta önce bu çocukla beraberdim. Dün akşamdan beri ben şoktayım. O korkusunu gördünüz çocuğun, babasının ona bunu söyledi. Gördüm, zangır zangır titreyerek babasının yanından kaçıp annesinin yanına geldi. Ah yavrum ya. Beni bir daha gönderme anne, babam beni öldürecek dedi, sana söylerken duydum dedi. Bu çocuk göz göre göre ölüme gitmiş, evet, öldürülmüş. Gözde. Geçici velayet annede olduğu için babanın da kişisel görüş gününde muhtemelen mahkeme kararı olduğu için ne yazık ki verilmiş. Daha öncesinde zaten belli çok tehdit edildiği, annenin tedirgin tavrı, oğlunun gittiği okula değil de bir misafir olarak kapalı kayıtla gidilmesi. Ne yazık ki bazen insanlar tehditlerin gerçek olmayacağını düşünüyorlar ama burada baba anneye bir ceza vermek için ona dünyanın en büyük cezasını ve en büyük acısını yaşattı. Tasarlayarak aslında burada bir adam öldürme suçu var çünkü bunu planlamış. Evet, yani adım burada adım. Cinnet falan, bunların hepsinin bir bahane olduğunu düşünüyorum. Zaten öncesinde de kayıtlar varmış. Bunu yapacağını
söylemiş. Çok üzücü bir durum. Başları sağ olsun. Ya başları sağ olsun ama işte tek başları sağ olsun demekle kalınabilecek bir durum yani işte değil bu. Burada bir ihmal varsa karar alınamaz mıydı? Evet, ben şimdi onu hani evet. sormak istiyorum aslında. Uzaklaştırma kararı anne için varmış ama şimdi çocuğa bir şey olmadığı için. Çünkü çocuğu ölümle tehdit ediyormuş ya. Yani onunla ilgili başvurulsaydı işte. Verilebilirdi diye düşünüyorum ama yani çocuk için alındı mı alınmadı mı bunu bilemiyorum ama anne için alındığını söylüyorlar. Anne için bir uzaklaştırma kararı var. Şimdi Belkıs Hanım, Neriman böyle bir şey yapacağına inanmadı, ihtimal vermedi, şikayette bulunmadı diyorsunuz. Yani babayla ilgili bu bir uzaklaştırma kararı konusunda hiç mi talebi olmadı Neriman Hanım'ın daha önce çocuğun yanına yaklaşmaması için? Babasıyla ilgili de babasının çocukla ilgili de uzaklaştırma kararı var. Evet. Ama ona rağmen çocuğu görme kararı veriliyor. Uzaklaştırma kararı var derken tam olarak nedir bildiğiniz şekilde bize anlatır mısınız onu? Yani şöyle, mahkemeye başvurdu bir buçuk ay önce. Evet. Dava açtı. O dava neticesinde, çünkü daha önce darp olayları vardı. Darp olayları olduğu için hem Neriman'a hem Yiğitcan'a uzaklaştırma kararı verildi. Buna rağmen mahkeme Yiğitcan'ın babasına nasıl Yiğitcan'ı görme kararı verdi bilmiyorum. Belkıs Hanım, bu çok önemli. Şimdi eğer bir yanlış bir şey aktarmıyorsak, hem uzaklaştırma kararı var hem de kişisel ilgili. Görüş. Bu kadar darp şey de varsa nasıl böyle bir yani karar o uzaklaştırma verilir? Kararının kişisel görüş hakkı verildiği zaman hemen mahkemeye bildirilip itiraz edilmesi gerekmekteydi. Çünkü daha önce verilen babanın hem oğluna hem annesine yaklaşmaması için bir karar var. Buna itiraz edilmesi gerekiyordu ve mahkemenin bunu değerlendirmesi gerekiyordu. Bu itirazlar yapıldı mı bilmiyorum. Ama bu şekilde bir uzaklaştırma kararı varken kişisel görüş için teslim etmenize bana sorarsanız ben öyle bir karar olsa da teslim etmezdim çocuğumu. Kimse etmemeli zaten böyle bir karar varsa. Belkıs Hanım, şimdi çocukluğundan beri tanırım Neriman'ı diyorsunuz. Benim elimde çok büyüdü, evet. Elimde büyüdü diyorsunuz. Bütün evliliği evet. süresince bu şiddet var mıydı yani hayatlarında? Sürekli vardı. Sürekli dayak vardı. Sürekli dayak vardı. Ve sadece Yiğitcan için çocuğum var deyip evliliğini devam ettirmeye çalışan geleneksel bir Türk bayanı yani. Belkıs Hanım, şimdi Belkıs Hanım o kadar önemli bir şey söylüyor ki şu anda bakın izninası diyor ki evliliğin başladığı andan beri hep bu şiddet hayatlarında vardı. Ama çocuğum var diye susup şiddete katlanan bir anne ve kendi ifadesi geleneksel bir anne modeli diyor. Böyle bakılıyor. Biraz sabret düzelir ama şiddet maalesef düzelir. Yani eğer ki buna gerçekten izin veriyorsanız, yani izin vermek derken sesinizi çıkartmıyorsanız şiddet kat ve kat artarak devam ediyor. Şunu da sormak istiyorum Belkıs Hanım. Madem siz tanıyorsunuz ya, baba demek istemiyorum da yani kişinin önceki evliliğinde acaba şiddet yüzünden mi bitmiş, hiç onunla ilgili bir şey duydunuz mu? Çünkü muhtemelen kişilik yapısı olarak... Evet, şiddet yüzünden bitti. Şöyle sürekli dövüyordu. O kadın çocuğunu bırakıp gittiği için kadını bıraktı. Hı hı. O çocuk nerede? Kiminle büyüyor, yaşıyor? Babasıyla şu anda. Biz... Yani Yiğitcan öldürüldüğü sırada o kişi neredeydi, evde miydi? Ya evde olmayabilir, dışarıda olabilir. Çünkü iki hafta önce teslim edildiğinde Yiğitcan'ın babasıyla birlikte abisi de geldi almaya. Kaç yaşlarında abi? 17-18'lerinde ama. 17-18 yaşlarında. Ve madde kullanıyor diyorsunuz, bağımlı yani diyorsunuz. Yani kullanımı da olup olmadığını bilmiyorum ama sattığını bütün Fatih biliyor. Bunlar iddialarınız tabii ki. Şimdi bunlar sizin iddialarınız, onunla ilgili bir şey söylemeyelim ama burada gerçekten üst üste bir sürü yanlış var ve göz göre göre 10 yaşında bir çocuk ölüme gitmiş ya. Kabul edilir. Aynen öyle. Göz göre maalesef bir çocuğumuzu kaybettik. Of. Şimdi anne perişan, aile perişan ama neye yarar? Annemiz şu anda zaten uyuşmuş vaziyette, kendinde değil, sürekli Yiğitcan'ı getirin deyip duruyor. Allah aşkına, yani bir şekilde hayat devam edecek o acılı yürekli. Çünkü şöyle bir durum söz konusu, çocuğumuz sürekli odanın içinde babasından kaçmaya çalışmış. Çocuk kaçmaya çalışmış. Anlatmayın ne olur detayları, zaten hikaye yani korkunç bir şey bu, biz nelerden bahsediyoruz yani, şunu okurken bir yerden gelse
Nasıl böyle bir şey yazar bir insan diye düşünüyorsun? Kesinlikle değil canım. Ama burada yani ciddi bir psikopatlık örneği var. Hani bu kişinin aslında insan, yani toplum içerisinde olması, bu kadar zaman, bu kadar yıllar içerisinde hayatını idame ettirebilmesi bile gerçekten işte kim çok bilir, vahim. Çünkü başka birilerine de, yani bu tarz bir düşünce yapısında, kişilik, antisosyal kişilik yapısında olan insanlar herhangi bir kişi durumda, kavgada, şiddete çok eğilim içerisindedirler zaten. Yani trafikte olsun, ya zaten arkadaş ilişkilerinde olsun. Aslında burada geriye dönük sorgulama yapmak da çok anlamsız ve boş kesinlikle, şu anda. Yani kesinlikle. Kavga etmiştir, trafikte kavga etmiştir, sağa sola saldırmıştır, onu dövmüştür, bunu. Hepsi artık o kadar önemsiz ki, çünkü kendi 10 yaşındaki evladını öldürmüş bu kişi. İşte bu raddeye kadar yani, gelebiliyor. Bakın hani dur denmedikçe hangi raddelere kadar gelebiliyor? Vahşi bir şekilde işte evladını katledebilen bir kişi. Yani buradan biz çağrımızı yapalım. Evet. Lütfen sen yap. Yani şiddet tekrarlayan bir olgu. Kesinlikle. Lazım, yani eğer ki şiddete uğruyorsanız ya da şiddete uğradığını tanık olduğunuz bir kişiler varsa lütfen ve lütfen geç kalmadan bir an önce polise ya da işte herhangi bir yakınlarına bir kişi mutlaka haber verin. Çünkü gerçekten şiddeti siz dur demedikçe, bir şekilde sesinizi çıkartamadıkça, şiddete uğrayan kişiler maalesef kendilerini çok güçsüz ve yalnız hissettikleri için seslerini de çıkartamıyorlar. Dolayısıyla işte bakın, bu tarz korkunç tabloların biz önünü geçemiyoruz. Şimdi biz boşanma aşamasında olan bütün ebeveynlere şunu söylüyoruz. Evet, birbirinize kızgın olabilirsiniz ama çocuğu kaçırarak, göstermeyerek bunu yapmayın diye. Çocukları görmek herkesin hakkı, çocuğun da hakkı diye. Ama böyle özel durumlar varsa, yani çocuğun zarar göreceği bir ebeveyn söz konusuysa, adı anne, adı baba olan orada çocuğu korumak adına gidip yasal haklarınızı sonuna kadar kullanın. Kesinlikle. Yanında gerekirse bir polis eşliğinde, bir uzman eşliğinde çocuğuyla görünsün. Çünkü insan olarak bazı noktalarda eksiği varsa ve zarar verebilecekse birilerine, o zaman biz o çocuğu korumak zorundayız. Yani lütfen, keşke bu yapılabilseydi, keşke Yiğitcan o eve gitmeseydi demek şu an bunlar için çok geç, çok ama geç. Allah sabırlar versin Yiğitcan'ın annesine, ailesine. Belkıs Hanımcığım, size de sabırlar diliyorum. Bu bütün bu acıyı Allah bir daha göstermesin inşallah. Kimseye yaşatmasın, ama bu şahsın da hak en ağır cezayı alması için ne gerekiyorsa takipçisi yani, olacağız. Siz de bildiklerinizi değildim, paylaşın. Cinnet getirdim deyip de bunun altına koymak. Bunlar bahaneler, şu tahrik indirimi, cinnet getirdim, cinnet geçirdim. Artık bu ifadelere yer olmayacak. Biz de takipçisi olacağız. O ses kayıtları, evet bunlar delil değil ama bu noktada önemli, değerlendirecektir mahkeme diye düşünüyorum. Bir hafta önce adam demiş ya, adam demez de yani bu neyse yaratık. Yani öldüreceğim ve telefon açacağım, gel al diye, bu olabilecek bir şey mi? Aslında hiç bunlar yok. Delil olarak kullanılabilir Şimdi İnce Hanım. Kullanılabilir. Çünkü daha öncesinde, çünkü tehdit genelde zaten telefonda sözlü olarak bir şekilde kanıtınızın olmadığı durumlarda size yapılıyor. Ve burada sürekli sistematik bir şekilde çocuğunun canıyla kendisini tehdit edilen bir durum var. Ses kaydı alınmış. Bunu mahkemeler genelde delil olarak kabul ediyorlar. Başka türlü elde edemediğiniz durumlarda kişinin rızası olmasa da ses kayıtlarıyla bunları kabul ediyorlar. Kabul edilebiliyor ama işte artık bütün bunlar için geç. Yiğitcan ne yazık ki yok. Tekrar başsağlığı diliyoruz ailesine. Sevgili seyirciler, dün akşam Karaman'da Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı olarak çalışan bir kız öğrenci yurdunda korku dolu anlar yaşandı. Kız öğrenciler odalarına giren, işte siyah giysili, yüzü de saçlarıyla tarafından kapalı olan biri tarafından ölümle tehdit edildiklerini söylediler. 8 tanesi korkuyla hastaneye kaldırıldı. Lütfen gider misiniz kardeşim? Senin kardeşin, bacın yok mu? Senin kardeşin, bacın yok mu? Hiç Allah'tan korkmuyorsun. Siz kimsiniz? Ben yeni müdürüm. Kimim? Seni hiç ilgilendirmiyor. Tamam, çekme. Nereye tamam, müdürsünüz? Sana ne be? Sana ne? Sakin ol. 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 Alın o adamı. Sen git de bana emir veriyorsun. Karaman'daki Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü'ne bağlı Nefize Sultan Kız Yurdu'ndaki skandalın haber olmasını engellemeye çalışıyor.
Karaman'daki kız yurdundaki öğrenciler 2 haftadır kabus dolu günler yaşıyor. Çünkü yurtta kalan öğrenciler gece yarısı uyandırılıp taciz ediliyor. Öğrenciler 2 haftadan beri bazı geceler odalarına giren siyah giyimli ve yüzü saçlarıyla örtülü bir kişinin kendilerini uyandırıp yüzlerini okşadığını söylüyor. Bu tacizci aynı zamanda Arapça bir şeyler söyleyerek "Sıra sizde, öleceksiniz" yazılı notlar bırakıyor. Odalarını ve kapılarını işaretliyor. Yurttaki bu taciz ve tehdit olayından sonra 8 öğrenci fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Bazı öğrencilere de yurtta müdahale edildi. Öğrencileri ölümle tehdit edip tacize uğrayan yurttaki bu skandalı haber yapmak isteyen habercilerse kendisini müdür olarak tanıtan biri tarafından tehdit edildi. Seni hiç ilgilendirmiyor. Tamam, çekme. Nereye müdürsünüz? Sen nere? Aynı kişi daha sonra polise emir yağdırdı. Şimdi bir tane öğrenci yurdu. Burada kalan öğrenciler var. Bu kadar korkuya kapılıp hastaneye kaldırılacak duruma geliyorlarsa gazetecilerin işi gidip burada ne olduğunu soruşturmaktır, haber yapmaktır. Sonraki soruşturmayı da adli merciler yürütecektir. Yurt müdürü olan şahsın bu tavrı nedir? Anlaşılır gibi değil. Niye bu kadar bağırıp çağırıyorsunuz? Hele ki devletin görevlisine, polise de bağırıyor, çağırıyor. Gazeteciye bağırıyor, polis memuruna bağırıyor. Anlaşılır bir tarz değil. Arkadaşlarım yurt müdürünü aradılar. Yayına da bağlanıp lütfen anlatacakları varsın, anlatsın diye. Ben buradan bir kere daha çağrımı da yineleyeyim. Benim sizinle konuşacak bir şeyim yok diyor. Kusura bakmayın da o koltukları öylesine keyfiyetle oturun diye size vermiyorlar yani. Açıklamaları yapın. Varsa bir bilmediğimiz lütfen aydınlatın. Biz de ona göre buradan konunun takipçisi olalım. Şimdi ben bir Karaman'a bağlanacağım, sonra sizlerde söz vereceğim hanımlar ama. Çiğdem Akdemir muhabir arkadaşım orada. Çiğdem. Yanında da konuklarım var. Kimler evet, yanında? Evet. Bizzat olayı yaşayan bir öğrenci var galiba. Sözü hemen ben sana bırakayım Çiğdemciğim. Evet, hemen son bilgiyi de bu arada iletelim. Valiliğin bir açıklaması vardı yaşananlara ilişkin. Valilik der ki öğrencilerin huzursuzluğuna ve paniğe neden olan bu sebebi duruma ilişkin somut bir sebep, anlaşılır bir sebep bulunamamıştır deniliyor. Bu nedenle de 8 öğrencinin rahatsızlanarak hastaneye kaldıran öğrencilerin de geri dönüş yaptığı ve bütün öğrencilerin artık yurda döndüğü belirtiliyor. Bununla ilgili de idari tahkikatın, bütün araştırmaların devam ettiği belirtiliyor. KYK'nın açıklamasını da hemen iletelim hızlıca. Tamam. Orada da yine bir müfettişin de görevlendirildiği belirtiliyor. Bugün göreve başlanmış durumda. Somut bir şey söylenmiyor. Yani daha çok bir fısıltı gazetesi gibi yayılmış durumda. Ama öğrenciler gergin, gerilmişler. Yani buradaki kardeşimizin de yüzünü görseniz hakikaten düşen bin parça diyebiliriz. Bir de velisi var elbette. Şimdi yapılan bu açıklamalar onları çok tatmin etmiş gibi görünmüyor. Bir onlara aslında kulak vermek gerekiyor. Mustafa Bey bizimle birlikte evet. Ve kızı evladı buradalar. Size de açıklamalar yapıldı. Geldiniz hemen duyar duymaz. Bir anlatır mısınız? Okul müdürüyle de görüştüm. Tabii tatmin edici sonuçları almadık biz. Okulda bizim gördüğümüz kadar güvenlik zayıfiyatı var. Yani içeride kameralar yok. Çocuklarımız tedirgin, korkuyor. Ben şahsen kendi adıma konuşayım. Kızımı almaya geldim buraya. Yani o gerekirse... Yurttan çıkarmaya mı geldin? Tabii ki. Gerekirse yani benim çocuğumun istikbali canından önemli değil. Yani okumayacaksa gerekirse alacağım yani. Allah yani, okuluna devam etsin canım. Ona hiç o hakkını elinden almak doğru. İstemiyoruz ama şu an biz de tedirginiz. Çünkü müdür beyin konuşmaları bize tatmin edici gelmedi. Ne açıdan tatmin olmadığınızı sorayım mı? Ya... bilmiyorum ya. Şimdi çocukların üzerine atılıyor bu suç. İçeriden şaka yapıldığı gibi evet. Konuşuluyor. Ama zannetmiyorum bu çocukların hepsi pırlanta gibi hepsi maşallah. Ya böyle bir şeyi cesaret edeceğini. Çünkü 3 haftadır herhalde bu olay varmış. Kızından duyduğum kadarıyla ben. Tabii biz aldırış etmiyorduk. En son akşam haberlerde duyunca çıktık geldik. Nereden geldiniz bu arada? Anamur'dan geliyorum. Evet. Mersin Anamur'dan geliyorum. İşimizi gücümüzü bıraktık. Tabii ki burada evlatlarımız var. Diğer veli arkadaşlar da geldi.
Yani, şimdi Çiğdem, tabii ki çocukları söz konusu olunca insanlar korktular, haklılar ve Veli'nin söylediği şey şu, babamıza geçmiş olsun diyelim. Çok haklısınız, çıkıp sağ yurt olun. Müdürünün herkesin karşısına geçip neyse gerçeği en sağlıklı, en sakin biçimde anlatması lazım. İnsanlar da içi rahat biçimde evlatlarını orada barındırsınlar ve okullarına devam etsinler. Şaka mı yapmışlar çocuklar dendi size? Böyle mi söyleniyor? Beyefendi, evet olsun. Kesinlikle müdür beyin dediği bu. Ben buna inanmıyorum. Güvenlik sorunu var burada. Bence bunları çözmeleri lazım. Şimdi 3 haftadır devam ediyor dediniz. Ben bir kızınızdan da onu duymak istiyorum. Yani ne yaşandı orada? Yansıyan, somut olarak yansıyan olay belli ama işte bir kişi giriyor falan diye. Nedir, ne oldu, bir anlatsana bize. Geçmiş olsun bu arada. Teşekkürler. Ben kendim adıma konuşayım. Somut olarak ben kendim bir şey görmedim. Evet. Ama şöyle bir şey var. Sürekli uykularımızdan çığlıklarla uyanıyoruz. Hatta yeri geldiğinde koştur koştur yangın merdivenlerinden hepimiz beraber koşturuyoruz. Önde bir kişi gördüğünü söylüyor ve yakalamak için artık kimse müdahale etmeyince biz müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Canım benim, hani bu çünkü ne zamandır yaşanıyor? Bir en başından anlatsana. Sen bu yurtta ne zamandır kalıyorsun? Ben bu yurtta dönem başından beri kalıyorum. Peki bu söylediğin durum, çığlıklarla uyanıyoruz derken bunu bir anlatsana bize. Ya bazı arkadaşlar, ne kadar doğru olduğunu da bilmiyorum, gördüklerini söylüyorlar. Evet. Hani eşkalin de bilindiği üzere saçlarını siyah saçlı, uzun saçlı, önüne atarak, siyah giyinerek gelip insanların başında böyle Arapça bir şeyler konuşarak, ne bileyim, onların suratına bakarak korkuttuğunu iddia ediliyor. Notlar bıraktığı doğru mu? Öleceksiniz, sıra sizde. Evet. Arkadaşım benim masasına el izini bırakmış. Sonra sıra sizde falan gibisinden bir şeyler yazmış. Allah Allah. Peki, aynen öyle. Son dört gün. Hatta dün de bugün sıra bende gibisinden, bugün son gün gibisinden bir şey yazmış. Bu ne zamandır sürüyor? Bu ne zamandır sürüyor? Yaklaşık bir 3 haftadır var. 3 haftadır var. Siz bunu yurt yönetimiyle paylaştınız mı? Arkadaşlar gerek olsun BİMER'e, gerek olsun yurt il müdürüne başvurdular ama evet. Hani bir sonuç yok. Elimizde somut bir sonuç yok. İnsan hani bunu yapan bir şey... Bunu yapan hani bir şakasına da yapıyorsa artık bulunsun. Çünkü biz buraya yani ne emekler vererek geldik. Ben buraya bunun için gelmedim. Hani geceleri beni uykularımdan uyandırsınlar, ders çalışmama engel olsunlar diye gelmedim. Ben korkuyor buraya ne emeklerle sen? Geldim, ne zorluklarla geldim. Tabii ki de korkuyorum. Hatta dün gece yurtta kalmadım. Gittim kütüphanede sabahladım, dersime de çalıştım. Kütüphanede sabahladın. Öyle tam bir da durum sınav var. Haftası. Evet. Şimdi, evet, tam da sınav haftamız ve bu olay yüzünden bugün tüm okulun sınavları iptal oldu. Yani herkes mağdur durumda bir tane kız yüzünden. Bir tane kız yüzünden derken? Ya bunu bir kişinin yaptığını söylüyorlar ama ben sanmıyorum yani bir kişinin koskoca yurdu böyle ayağa kaldıracağını, grup şeklinde yapıyorlar diye düşünüyorum. Şunu kendi zaten tahminlerimce. Şimdi hepiniz çok emeklerle, çok zor sınavlarla gelip bu okulları kazanıyorsunuz ve bir meslek sahibi olun evet. istiyoruz. Özellikle kızlar söz konusuysa hep arkanızdayız zaten bu noktada. Ama 2-3 haftadır böyle bir şey devam ediyor. Bir yurtta sen uykundan çığlıklarla uyanıp korkarak yangın merdivenine koşuyorsun. Senin gibi arkadaşların da kimse, işte buranın bir güvenlik kamerası yok mu, bir görevlisi yok mu, takip yapıp da çocuklar korkmayın. İşte bunu yapan bir arkadaşınız kötü bir şaka yaptı mı? Yani buysa eğer. Şimdi sen onu söylediğin için bunu söylüyorum. Bir açıklama yaptı mı size? Evet. Takibi yapıldı mı bunun? Bize şaka olduğunu söylediler ama hani artık iş ciddiyete bindi. Çünkü her gün ambulanslar, polisler, arkadaşlarımız bayılıyor, ne hallere Allah geliyorlar. Allah. İş artık şaka boyutunu aştı, gerçekten aştı. Yani böyle biri... Eşek şakası derler ya, affedersiniz, bu onu çoktan aşmış gider evet. ama bu kadar basit bir şey de evet. olamaz. Bunu bir kere yaparsınız, kim yapıyorsa işte bunu cezasını çekecektir diyor ama ambulansla üniversite öğrencilerinin psikolojisi bozulup hastanelik olacak noktaya kadar bir iş varmışsa ve tedbiri alınamıyorsa burada büyük bir eksik var. Evet, öyle. Benim sabah 9'da sınavım oluyor ve ben bir saatlik uykuyla sınava gidiyorum.
Allah Allah, gerçekten akıllı bu gibi. Kamera kısmında da belki bir şey söylemek gerekir. Bununla ilgili hani nedir ne değildir diye onu da soruşturduk. Şimdi normalde erkek yurtlarında, erkek çocuklarımızın kaldığı yurtlarda yani asansörlerde hatta koridorlarda bile kameralar olurmuş. Ancak kız çocuklarımızın kaldığı yurtlarda bazı hassasiyetler dolayısıyla koridorlarda kamera gibi bir şey bulundurulmuyor. Buna da KYK'nın artık karar verilmiş, hatta başlanmış bazı noktalarda artık kameraların kız yurtlarının koridorlarına da konulması şeklinde. Buradaki sürecinde artık hızlandırıldığı bilgisini aldığımızı da söyleyelim ama hala hazırda o kameranın olmadığını söyleyelim. Evet, tamam, özel gerekçelerle o kamera konulmamış ama 3 haftadır bu çocuklar uyku uyuyamıyorsa, bu çocuklar çığlık çığlığa kalkıp ambulanslarla hastanelere taşınacak duruma gelmişse, İş Başbakanlık iletişim merkezine şikayete kadar varmışsa, bırak kamerayı, başka soruşturmalarla bunun gerçeği ortaya çıkarılamamış mı? Yurt müdürü gazeteci arkadaşımıza, polise bağırıp çağırıyor ama sen konuşma fırsatı buldun mu? Bir somut bir açıklama var mı ortada? Yurt müdürü ve diğer yetkili isimler açıklama yapmaya yetkilerinin olmadığını ifade ediyorlar. Valiliğin açıklamasıdır geçerli olan demekteler. KYK'nın açıklamasında, valiliğin ilk açıklamasında da maksadını aşan girişim olarak ifade edildiğini bir kez daha hatırlatalım ki arkadaşlarımızın ve velimizin ifade ettiği gibi bir şaka ihtimali üzerinde daha çok duruluyor. Şu çok dikkat çekici, yani somut olarak bir şey, ben şunu gördüm diyen yok. İfadeler duydum diyen var, şey duydum diyen var. Sözünü böleceğim izninle. Bu bile önemli bir şey. Evet, hatta bir öğrenci var ve ben bu şahsın sesini duydum diyor. Bakalım o bize neler anlatacak. Merhabalar. Merhaba. Geçmiş olsun diyelim öncelikle. Teşekkürler. Şimdi ben bu şahsın sesini duydum demişsin. Evet. Biz asansörden inmiştik. Evet. Yurdun ışıkları sensörlü olduğu için bizim indiğimiz yer yandı. Sadece arka tarafımız full karanlıktı. Evet. Ve biz odamıza doğru yürümeye başladığımızda arkadan biri bize piş diye bir seslendi. Evet. Biz çığlık atarak korkarak odamıza koştuk zaten. O anda da bütün yurt ayaktaydı zaten. Ayaklandı bizim sesimize. Peki bu ses yani işte bir şaka, kız arkadaş, orada kalan kız arkadaşlarımızın birinin sesi miydi yoksa başka bir ne bileyim bir erkek sesi mi? Ayırabildin mi? Erkek ya da bayan olduğunu ayıramadım. Hani bilmiyorum çünkü korka korka yürüyorduk zaten. Sesi duyar duymaz da tabii çığlık atarak koştuk. Niye korkuyordunuz? Bunun öncesi var o zaman. Daha önceden duyuyorduk bu olayları zaten. Hani 2-3 haftadır olduğu için benim anlattığım olay 4-5 gün önce oldu. 4-5 gün. 2-3 haftadır neler duydun sen yurtta? Neler konuşuluyor? Siyah giyinimli bir kızın saçlarını önüne atarak gelip başucumuza komodinin üstüne oturduğunu duymuştum ilk önce. Ben bunlara inanmıyordum. Evet. Daha sonra ilk önce bunlara inanmıyordum ben. Bu olayı yaşadıktan sonra ben çok korkar oldum. Hani elim ayağım titriyor artık. Çığlıklar duyduktan sonra ben odamdan çıkmak istemiyorum. Çıkasım geliyor. Hani olay dışarıda ne oluyor bilmiyorum. Dolaplarımızı kapının arkasına koyup yatıyoruz mesela. Kilit yok. Bir saniye. Biz yurt odasında, devletin yurdunda kapının arkasına dolabı mı koyup yatıyorsunuz? Evet. Elbise dolabımızı kapının arkasına çekiyoruz. Çünkü ya içeri kimse şimdi giremesin diye. Bu şekilde öğrenim görünebilir mi? Bu çocukların psikolojisi bozulmuş gerçekten. Niye canım, şimdi insan kendini güvende hissetmediğinde bir şimdi kaos ortamı yaratılmış. Bu çok ciddi bir psikolojik şiddete maruz kalmış buradaki çocuklar. Kaç çocuk var bilmiyorum yurdun içinde ama. Kalabalık bir 1500 bakın, kapasiteli diye biliyorum. Orada herhangi bir pişt sesini duyduğu anda bile çocuk hemen irite olmuş ve panik duygusu yaşamış. Yani belki o duyduğu şey, çünkü herhangi bir beklentiniz olduğunda işte hep aynı şey anlatılıyor. Silüet, işte Arapça konuş ama gerçekten bu kişiyi gören var mı? Ben onu merak etmeye başladım. Gerçekten onu gören ve şahit olan, yani o şimdi, işte dualar gibi ya da Arapça konuşmaları duyan bir kişi yok. Söylenti olarak mı arkadaşım geçiyor? Arkadaşım masasında işte el işareti gördüm, yazı gördüm diyor. Çiğdem'in yanındaki hattaki hemen öğrenci kardeşime de sormak istiyorum. Böyle bu şahsı gören biri var mı birebir? Birebir gören olduğunu bilmiyorum ama geçen gün kızlar evet, hani siyah giyinimli, uzun saçlı, 1.60 boylarında falan olduğunu söylüyorlar. Ben peki, görmedim kendim. Kapılar işaretleniyor, notlar yazılıyor dendi. Sen böyle bir şey gördün mü? Ben kapıların işaretini görmedim ama fotoğrafını çekmişler, fotoğraf olarak gördüm. Çarpı işareti atmış duvarın üstüne. Duvarın üzerine, sizin yurdun içerisinde çarpı işareti. Peki şimdi kapının arkasına dolap koyup öyle uyuyorum diyorsun sen. Evet, evet, herkes öyle yapıyor. Herkes öyle herkes yapıyor. Öyle, evet. Evet.
Peki siz bunu yurt müdürüne aktardığınızda ilk baştan beri size ne dendi? Bize hani şaka yapıldığını falan söylüyorlar. İnanmadılar bize. Şaka yapılıyordur hani birisi korkutmaya çalışıyordur, eğleniyordur falan dediler ama bu ay çok büyük yani 3 haftadır, 4 haftadır. Bir duyuru falan da mı yapılmadı? Yani çocuklar böyle bir panik ortamı oldu, sakinleşin böyle bir şey yok falan diye bir duyuru yapılmadı mı peki? Duyuru yapıldı ama hani kendi kendine eğlenen, şaka yapan kimse hani bulunursa cezalandırılacak gibisinden. Hani direkt ona yönelik yapıldı, bize sakin olun gibisinden duyuru yapılmadı. Peki evvelki gün, yani daha öncesinde pardon evvelki gün diyorum, 8 öğrenci ambulansla hastaneye kaldırılmış. Evet, rahatsızlanmış. Sürekli dediğin nedir? Hani çığlıkla, sürekli çığlıklarla uyanıyoruz ya. Evet. Onlar da korkudan çığlık, mesela sürekli herkes birden çığlık atınca onlar korkudan bayılıyorlar, bilmem sinir krizleri geçiriyorlar. Ambulans geliyor bize, kaç gündür yurdun önünde ambulans eksik olmuyor. Yurdun önünde sürekli ambulans var, böyle rahatsızlanan arkadaşlarınızı hastaneye evet götürüyorlar ve bir şey yapılmıyor. Evet. Peki yurt içerisinde çalışan görevliler var mı böyle sürekli dolaşan, işte güvenlik anlamında nasıl güvenliği sağlanıyor onu? Güvenlik, iç güvenlik var, bir de dış güvenlik var. İçeride mesela görevliler var mı bilmediğim için soruyorum. Akşamları kalıyor. İç güvenlik olarak bir abla, güvenlik abla var, onu biliyorum. Bir de herhalde memur kalıyor. Evet, bu güvenlikçi size hiçbir açıklama yaptı mı? Korkmayın böyle bir şey yok diye. Evet, yapıyor. Başka hatırladın? Birden 9. kattan mesela, 9 katlı yurdumuz, 9. kattan bir çığlık geliyor. Güvenlik abla oraya çıkasıya kadar 4'ten bir çığlık daha geliyor. Güvenlik abla yukarı mı çıksın, aşağı mı insin mesela? Yani bu yurtta 4 haftadır bir panik havası var. Korku evet içerisindesiniz, derslerinize çalışamıyorsunuz. Anne babalarınızla paylaştınız mı bunu canım daha öncesinde? Evet, söyledik. Annem şu an geldi, yanımızda var. Kaçıncı sınıftasın sen? Ben 1. sınıfım. Kaç yaşındasın? 18. 18 yaşında, üniversiteye yeni başlamış pırıl pırıl bir beyin ve sesi titriyor konuşurken hepsi ya. Hepsi korku içinde. Hepsi korku içerisinde. Çiğdem, yanındaki konuğunun aktaracağı, duyduğu ya da gördüğü başka bir şeyler var mı? Öğrenci kardeş. Var mıdır? Ya görülenler, duyulanlar hep bu yönde. Ama ben eminim ki burada bizim yerimizde olup derdini anlatmak isteyen bir sürü arkadaşımız vardır. Ben burada onların sesi olmak istiyorum. Artık bir rahat uyku uyuyalım, sınavlarımıza rahat bir şekilde çalışalım. Ben başka hiçbir şey istemiyorum gerçekten. Artık buna bir çözüm bulunsun. Okuyalım diyor. Yani biz buraya okumak için geldik. Rahatlıkla, huzurla, huzurumuzda okuyalım. Ailelerimizden zaten uzaktayız diyorlar. Değil mi? Bir de o da zor bir şey. Zor oluyor zaten. Şimdi bu da üstüne gelince psikolojimiz alt üst oluyor. Kardeşinizin yüzü hiç, yani buraya geldiği andan itibaren yüzü hiç gülmüyor zaten. Böyle bir gerginlik de var üstünde. Her an her şeye patlayacak gibi böyle bir sinirli. Haklı ama normal yani bu yaşadıkları da normal bir şey değil çünkü. Kapının arkasına dolap koyup uyumaya çalışan çocuklardan tabii bahsediyoruz. Daha 18 yaşında. Tabii, hattaki tabii kardeşimin tabii sesi titriyor. Peki şimdi babamız dedi ki ben kızımı gerekirse alacağım. Asla eğitimini aksatmayın lütfen ama yurttan ayrılan öğrenci ama var mı? Şimdi, ayrılmayı düşünenler burada var mı acaba, onu da soralım. Var. Kesinlikle var. Ben diğer veli arkadaşlarla da konuştuk. Yani çocuğunu alıp götürmek isteyen çok arkadaş var burada. Ama biz tabii çocuklarımızın veliler olarak okumasını istiyoruz. Ama şimdi burada çocuklarımızın can güvenliği konusu olunca biz de çaresiz kalıyoruz. Yani çaresiziz. Bakın. Şu an okul müdürü bize... Okul müdürü bize, ben kendim bizzat gittim görüştüm evet okul müdürüyle. Kendisi tehdit dolu yazılı kağıtları önüme attı. Şimdi sen müdür olarak bunu atıyorsan bir saniye, bunu çözmen nasıl, lazım. Yani bir nasıl kağıtları önümüze attı derken, tehdit dolu kağıtları yurt müdürüne gösterdi bu size. Bu şaka veya neyse artık, bunu yapan kişinin yazdığı notlar var elinde. Evet. Kağıtlarla birkaç tane böyle. Yurt müdürünün işte elinde. İşte son 4 gün öleceksiniz, sıra tabii sizde falan gibisinden şeyler. Bunları yurt müdürü bizzat toplamış. Size bunları gösterirken ne dedi? Evet. Ne dedi? Gerekli mercilere vereceğini söyledi. Bekliyoruz biz de işte. Yani. Ama gerekli el yazısı araştırması amacıyla belki. Artık yani gerekli merciler, evet, buradan Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne biz de sesleniyoruz. Bir an önce neyse buradaki sorun,
Bu bir şaka sınırını çoktan aşmış. Şaka bir kere yapılır, bir gün yapılır. 4 haftadır bu çocuklar uyku uyuyamadıklarını söylüyorlar. Sınavları iptal olmuş. Vize haftası uyuyamadıklarını söylüyorlar. Çığlıklarla uyanıyorlar. Evet. Bunlarda devam edecek bu korku. Artık bunun bir an önce sonuçlandırılıp gerekli açıklamaların yapılması lazım. Bakın orada bir ses açıklama var, onu bir izleyelim. Sonra devam edelim Çiğdem. Lütfen gider misiniz kardeşim? Senin kardeşim bacın yok mu? Senin kardeşin bacın yok mu? Hiç Allah'tan korkmuyorsun. Siz kimsiniz? Ben il müdürüyüm. Kimim? Seni hiç ilgilendirmiyor. Tamam çekme. Nereye il müdürüsünüz? Sana ne? Abi polis. Arkadaşlar şikayet edin lütfen. İzinsiz içeri çekiyor. Lütfen bir daha öyle. Ben şikayet edin. Lütfen bu adamın bir daha öyle. Şimdi ne girecek? Hayır önce bu daha öyle. Hayır, sakin olun. Şimdi konuşan kişi il müdürüyüm diyor, yurt müdürüyüm diyor. Burada herkesi sakinleştirip ben olaya hakimim, gerekenleri yapıyorum duygusunu vermesi gereken, bu güvenceyi oluşturması gereken kişiyken gazeteciye bağırıyor, polise bağırıyor. Polise hatta niye elin cebinde diye bir de fırçalamaya evet. kalkıyor. Tırnak içinde söylüyorum, bu tabiri yanlış anlaşılmasın. Kusura bakmayın sayın müdür, böyle bu işler böyle olmaz. Sizin yurdunuzda kalan 18 yaşındaki kız çocukları bir aydır kapıların arkasına kilit olmadığı için dolapları koyarak uyumaya çalışıyorlarmış. Yani siz önce o çığlıkları susturun. Evet. Bir tane çocuk bile korkuyorsa ne oluyor burada diye bunun takipçisi olmanız gerekir. Şu gerçekten burada kendinizle ilgili bir pozisyon almaya çalışıyorsanız bunu önce bu çocukların haklarını korumak için yapın Allah aşkına. Onun için size o görevi verdiler. Sizden beklenen şey bu. Kime bağırıp çağırıyorsunuz? Niye yani? Niye? Neyin bağırması bu? Yani şimdi aslında neden yurtta böyle bir kaos ortamı oluştu da bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Yani müdür sakinleştirici bir üslupta vallahi bakın, davranamadı. Veliler çocuklarını evet. yurttan almaya evet. kalkıyorlar. Veliler o kadar korkmuş ki çocuklarının eğitimini neredeyse duraksatma noktasına gelmişler. Beyefendi bağırıp çağırıyor evet. neyi çekiyorsun? Tabii ki çekecek, binanın dışından bahçeyi çekiyor. Bir yurdun önünde her akşam ambulanslar gelip bayılan çocukları hastaneye götürüyorsa orada bir sorun var demektir. Kesinlikle. Bunu da gazeteci takip edecektir. Az sonra devam edeceğiz sevgili seyirciler, bir ara verelim. Sevgili seyirciler, Karaman'da Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı bir kız öğrenci yurdunda bir süredir öğrenci arasında büyük bir korku hakim. Geceleri çığlıklarla uyanıyoruz diye yayına bağlanan öğrenci kardeşlerim anlattılar. Yine Çiğdem'in konukları aynı şeyi anlatıyor. O kadar korkmuşlar ki kapıların arkasına dolaplarını koyup yatıyorlarmış. Öyle uyumaya çalışıyorlarmış. Ve çeşitli işaretler, notlar işte sıra sende, öleceksiniz gibi fısıltılar duyduklarını söylüyor bu arkadaşlarımız. Ve bakın işte bir kısmınız belki izlediniz, bir filmden aslında yani esinlenerek yazılan bir not var yine burada. Bir meşhur bir korku filmi var. Onun içerisindeki karakterlerden biri. Bu belki gerçekten bir şaka. Belki oradan bir korkutmaya çalışan biri var. Olay ne bilmiyoruz. Gerçeğini soruşturup ortaya çıkarması gerekenler bunu çıkartsınlar ama burada çok büyük bir korku oluşmuş, bir panik oluşmuş. Öyle ki çocuklarını yurttan almaya kalkan veliler var. Çiğdem'in yanında konukları vardı ve baba dedi ki ben kızımı gerekirse okulu bıraktıracağım. Yani bu şekilde burada benim çocuğum kalamaz. Ve onun kızı da yaşadığı korkuyu anlatıyordu. Ben sınavlara çalışamıyorum, uyku uyuyamıyorum diye. Çiğdem, ne yapmayı düşünüyorlar? Arada da konuştun sen konuklarınla şüphesiz.
Aslında burada birkaç arkadaşımız daha var, yine genç kardeşimiz, onlar da yani bu vizelerin, finallerin iptal edilmesi de bize yaramadı diyorlar. Çünkü biz akşamları zaten burada 100-150 kişi en fazla var burada. Bu durumdan dolayı kimi apartta kalıyor, kimi başka bir yere gidiyor, kimi arkadaşların evi varsa oraya gidiyor, sığınıyorlar diyor. Yani geceleri burada kalmak istemiyorlarmış buradaki kız kardeşlerimiz, çocuklarımız. Şimdi dolayısıyla vizeler de iptal olunca burada kalma süreleri daha da artmış oluyor. Bu da ayrı bir stres kaynağı oluyor aynı zamanda. Aynını bize az evvel kardeşimiz de söyledi zaten. Evet öyle. Şahsen ben hani dün çok üzüldüm. Yani gittik kütüphanede çalışıyoruz. Birden hani iptal olduğunu öğrendik. Biletimi de aldım, gideceğim diye seviniyorum. Ben dedim burada bir gün daha fazla durmak istemiyorum dedim. Öyle bir korku yani, öyle bir endişe. Çiğdem. O dereceye getirdiler artık. Çiğdem, hatta bir veli var. Onunla bir konuşalım. Sonra tekrar sana döneceğiz. Bilal Bey merhabalar. Merhaba İnce Hanım. Sizin kızınız da bu yurtta kalıyor zannediyorum. Aynen. Ben de bir hafta önce oradaydım İnce Hanım. Evet. Bana 10 gün önceden böyle şeylerin olduğunu söylemişti. Kızım gideyim bir göreyim dedim. Gittiğimde baba dedi böyle böyle dedi, izah etti. İçeride dedi bizi korkutuyorlar. Hatta az önce bir resim var. 5 parmak evet. gibi yazılmış sıra sizde. Bunun benim kızımın yanında kalan arkadaşına yapılmış. Ezgi de yani isim de vermiyorum, yine özür diliyorum. Çocuk şu anda psikolojik olarak çok bozuldu. Ben kızımı yurttan aldım. Güvenilir bir yerde şu anda şey diyorum, tutuyorum ve göndermiyorum. Şimdi bir saniye, yani çocukları okuldan sakın almayın, eğitimlerini aksatmayın. Bütün velilere söylüyorum ama açıklamalar var. Ne olduğuna dair ne henüz somut bir bulguya rastlanmadı. Soruşturma devam ediyor diyor valilik. Yurt müdürü bunun bir şaka olduğunu söylüyor ama işte gereğinin yapmasını bekliyoruz biz. Sizin kızınızın arkadaşına çizilmiş, onun odasına çizilmiş bu el resmi. Çocukların ruh hali nasıl, bir özetlesenize bir daha. Vallahi çocuğum benim 10 günden beri ağlıyor. Baba ben burada durmayacağım diyor. Ben ders çalışamıyorum diyor. Beni buradan alın diyor. Ya şimdi baba... Geçen günler bu olay olduktan sonra çocuklarımız yurtta değil de kütüphaneye 5-6 arkadaş toplanmış. Gidip orada yatmaya karar vermişler kütüphanede. Kütüphanede yani uyuyorlar. Az önce de kardeşim onu söyledi. Yani sırasız. Evet. İnce Hanım şöyle diyeceğim. Biz devlet yurduna gönderiyoruz. Çocuğumuzu biz buralara güvenmek istiyoruz. Yani kime güvenelim? Yani biz anlamadık bunu. Tabii ki güveneceksiniz. Devletin yurdunda kalacak ama burada bir ihmal varsa evet. O ihmalin ortaya çıkartılması lazım. Siz yine güvenin, emin olun ki bu yayından sonra da çok daha kısa sürede bu soruşturma sonuçlandırılacaktır diye düşünüyorum ben. Ama kızınız eğitimine ara vermedi değil mi Bilal Bey? Yok, ara vermedik ama yani şu anda her gün her dakika konuşuyoruz. Şu anda çocukta yani psikolojik olarak rahatsızlık var. Çocuk ne yaptığını bilmiyor, ağlayıp duruyor. Baba ben ne yapacağım diyor. Biz de şaşırdık. Aslında ciddi bir korku oluşmuş çocuklarda. Şimdi bir korkuyu yani. Bir bireysel olarak yaşamak var, bir de kitle olarak yaşamak var. Şimdi belli bir kitle, ki kalabalık bir yurttan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu yaşadığınız korkunun şiddetini kat be kat arttırıyor. Şimdi buradaki hikaye aslında şimdi iyice parçalar, biz demin reklam arasında size konuştuğumuz üzere iyice oturmaya başladı. Şimdi buradaki çizim, o yazılan isim, sıra sizde, hani teker teker işte sanki bir takım kurbanları seçiyormuş gibi bir sistematik bir korkutma. Bu bir korku filmi teması gibi aslında. Ama bir şey de söyleyeceğim. Şimdi sözünü böldüm ama programın en başında çok acı bir haber evet. paylaştık. Korkuyu artırmak değil ama bunların da sadece bir şaka gibi bakılmaması değil, lazım. 4 hafta devam. Belki gerçekten ruh sağlığı bozuk biri yapıyor kesinlikle bunu. Kesinlikle olabilir. Zaten işte konuşmak istediğimiz şey, anlatmak istediğimiz şey de bu İnce Hanım. Hani biz başta çok ufak, hani bir sanki masum bir şaka gibi gözüküyor. Ama bu 4 haftadır sürekli ısrarlı ve sistemli bir şekilde uygulanıyorsa, bu şakayı işte ya da bu kişiyi yapan kişinin gerçekten psikolojik olarak da sorunlu bir kişi de olabileceğini zaten bize bence gösteriyor. Bence zaten direkt göstermiyor. Tabii ki gösteriyor. Çünkü arkadaşları çığlık çığlığa uyanıyorlar. Buradaki kütüphanede en büyük sıkıntı, bundan keyif alıyor. En büyük sıkıntı buradaki dediğiniz gibi yurt ortamında çocukların kendini güvenli hissettirememiş olması. Bu da yetkililerce yapılması gereken bir şey. Bu çocukların belki bir konferans alanında toplu bir açıklama yapılsaydı, böyle bir şeyin gerçek olmadığı ya da bu kişilerin en azından şu kişiler yaptı diye bir disiplin cezası ya da bir şey alınsaydı, o zaman böyle bir kaos ortamı olmayacaktı. Oluşmaz. Bakın Bilal Bey, oradaki baba, herkes korkmuş, endişe duyuyor. Bunun takipçisi olacağız bu konunun da. Eminim ki bugün bir açıklama gelecektir. Somut biçimde de bu dosya kapatılacaktır. Çiğdem, konuklarına geçmiş olsun diyorum. Oradaki öğrenci kardeşim benim yerime öp. Başarılar diliyorum ona ve bütün arkadaşlarına. Hiç korkmayın.
Lütfen eğitimi asla aksatmayın. Sayın velimize de sesleniyorum burada. Kızlarımızı okutalım ve onlar bu topluma faydalı hale gelsinler. Teşekkür ediyorum bağlantı için de Çiğdem'ciğim. Şimdi ama kolaylıklar diliyorum sana. Kolay gelsin diyelim. 4 haftadır bundan keyif alan biri de normal bir davranış içerisinde olduğu herhalde düşünülemez. Bir an önce orada her şeyin yoluna girdiği haberini de paylaşmak istiyoruz buradan sevgili seyirciler. Cuma günü yayında sizinle bir haber paylaştık. Perşembe günü Gaziantep'teydik biliyorsunuz. Çünkü bize bir ihbar geldi. 2004 doğumlu bir kız çocuğu evlendiriliyor diye. Ve işte davetiye basılmıştı, salon tutulmuştu. Biz de gittik dedik ki Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti ve 18 yaşın altındakiler evlendirilemez. Çıkış noktamız buydu ve gidip orada bu düğünü yapacak kişilerle konuşmak istedik. Kapılarına kadar gittik, bahçe duvarı vardı, içeri geçmedik, seslendik ama karşılaştığımız tavır korkunçtu. O tavır değildi bizi korkutan, rahatsız eden, bizi rahatsız eden şey gerçekten 14'ünün içinde olan bir kız çocuğunun bütün köyünün, halkının tanıklığı önünde evlendirilmeye çalışılıyor olmasıydı. Eğer engel olmasaydı 13 yaşındaki bir kız çocuğu evlendirilecekti. Mümkünse bunu yok etmek istiyorum. Niye bunu yok etmek istiyorum? Çünkü şurada ismi yazan kızımız 13 yaşında. Düğünde üzerine gelinlik giydirilecek olan beden daha 13 yaşında. Bize bir ihbar geldi. 13 yaşında ilk öğretimi yeni bitiren bir kız çocuğunun zorla evlendirilmek istediğine dair. Kalktık Gaziantep'e geldik. Hemen canlı yayından çıkar çıkmaz apar topar buraya geldik. Bu kız çocuğu ben eğitimimi sürdürmek istiyorum ve evlendirilirsem canıma kıyarım diyor denmişti. Onun üzerine biz kalkıp Gaziantep'e geldik. İşte iptal oldu, bitti. Niye iptal oldu? Yaşı küçükmüş. Devlet izin vermedi, iptal oldu. Arkamda gördüğünüz düğün salonunda eğer engel olmasaydık 13 yaşındaki bir kız çocuğu evlendirilecekti. Çocuk gelinler olmasın, bu çocukların yeri okul diyoruz ama bu suçun sorumlusu baba ve damat herhangi bir soruşturmaya tabi tutulmadan serbest bırakıldılar. Bakın orada nasıl tehditler aldık. 2004 yılında doğan ve okumak isteyen Seher'in evine vardığımızda tehdit edildik. Aklın keçede sıkarma, aklın keçede sıkarma. Kime sıkıyorsun, ne oluyor? Devlet buna, siz bu davetiyeyi bastırırken de izin vermiyordu. Devlet buna, siz buna karar verirken de izin vermiyordu. Devlet yasalarla bunun çerçevesini çizmişti. Ve sizler de o düğün davetiyesini bastırıp o şenlik için bir araya toplandığınızda buna izin verilmediğini biliyordunuz aslında. Biz de zaten bu programı tam da bu nedenlerle yapıyoruz işte. Devlet bunu söylediği için. Türkiye'nin hangi noktasında olursa olsun sorun sadece Gaziantep'te değil, biliyoruz ki farklı farklı yerlerde de ne yazık ki küçük yaşında çocuklar evlendirilmeye çalışılıyor. Bu ihbar bize Antep'ten gelmişti. Biz onun için kalktık Antep'e gittik. Başka bir ilden gelse kalkıp oraya gidecektik. O gün de söyledim, aynı şeyi söylüyorum. Ben ve benim ekip arkadaşlarım ve danışmanlarımız burada ne yapıyorsak bu hukuk devletinin kuralları çerçevesinde yapıyoruz. Ne söylüyorsak o çerçevede söylüyoruz. Ha, rahatsız olup bize tepki koyanlar o kuralları hiçe sayıyorsa biz onların söylediklerine göre yine hareket etmeyeceğiz. Biz yine aynı kurallar çerçevesinde doğruyu söylemeye devam edeceğiz. Bakın biz bunu galiba yine tam anlatamadık. Yayından sonra neler yaşandı izleyelim. Kime sıkıyorsun? Ne oluyor? Seher olayında bir diğer tehdit de sosyal medya üzerinden geldi. Kaybolan çiçeklerin hesabından bizi tehdit eden isimse 13 yaşındaki çocuk Seher'le evlenmek isteyen Ömer ve kuzenleri Talip ve Turan. Facebook sayfasında nişanlı olarak görünen Ömer, yaptığımız haberin yalan olduğunu iddia ediyor. Seher'in yaşının kimlikte 14 olduğunu ama kemik tespiti sonucu 17 çıkacağını iddia ediyor. Ki bu da suç.
Ömer'in kuzeni Talip de hem yalan söylüyor hem de tehdit ediyor. Cuma günü yayınladığımız Seher haberi sırasında aradığını, yayına bağlanmak istediğini ama bağlanamadığını yazmış. Öyle bir arama olmadı. Ayrıca Seher'le ilgili çocukla evlenme olur mu diye yazan kaybolan çiçekler takipçilerine küfür ediyor. 13 yaşında çocukla evlenmek isteyen Ömer'i koruyan biri var. Lüks aracın içinde kaybolan çiçekler ekibine ben meclis üyesiyim diyen biri. Bu kişi yaptığımız araştırmaya göre Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Ömer Ç. Kaybolan çiçekler olmasaydı dün Seher'le Ömer'in düğünü olacaktı. Çünkü davetiye de öyle yazıyordu. Davetiye'de yer alan düğün salonunu aradık. Düğün salonunda ilk görüştüğümüz yetkili, çocuğun yaşı tutmuyormuş, o yüzden iptal edildi diye yanıt verdi. İkinci kez aradığımız yetkili ise sadece düğün iptal edildi dedi. Yok ama ben düğün olmadı. Şimdi yayına bağlanmak istiyorsanız buyurun arayın, sizi yayına alalım. Kemik yaşı tespitini bakarak yapabiliyorsanız böyle bir teknik varsa o konuda da bizi bilgilendirin. Eğer gerçekten Seher'in yaşı 18'in üzerindeyse bunu da söyleyin. Biz de buradan düzeltmemizi de yaparız öyle bir durum varsa. Ama kimlikte 2004 doğumlu, yanlış hatırlamıyorsam hatta Nisan ayı doğumlu bir çocuktan bahsediliyordu. Ve onun evleneceği haberi gelince biz onun için gittik. Sizin kapınıza başka bir nedenle zaten gelmem ben. Ne işim olur? Ha kaldı ki Anadolu'da benim bildiğim bir evinin kapısına da gidilirse buyurun denir. Ne vardı, bir sorun mu vardı diye sorulur. Böyle sıkarım ederim diye tehditler savruluyorsa arkasında bir neden vardır. İşte kapıya geldiniz, bir takım ifadeleri var. Hiç onları yani istediğiniz gibi yorumlayın. Hiç kimse kapıları açmadı. Niye açmadınız ya da açamadınız kapıları, sorun orada. Bizim buradaki kapıdaki bilmem ne sizden bile değerli gibi yorumlar yapmış. Ben şunu söylüyorum. 14 yaşında çocuğun evlendirileceği haberini nereden duyarsak duyalım kaybolan çiçekler ekibi gücümüz yettiğince yurdun dört bir tarafına ben de giderim, muhabir arkadaşlarım da gider, editör arkadaşlarım da gider, istihbarattakiler de gider. Ha ne yapar? Ne yaptık biz? Biz bu ihbarı jandarmayla paylaştık. Biz gidip kimsenin evinden bir kız çocuğu almaya, çıkartmaya çalışıyor değiliz. Biz görevimizi görev sınırlarımız içerisinde yapıyoruz. Zaten biz bunu kolluk kuvvetleriyle paylaştık. Kolluk kuvvetleri de devreye girip gereğini yaptı. Ondan sonrasında olanlar bizi çok şaşırttı. Çünkü neredeyse 3,5 saat biz gittiğimizde işte konu çözüldü, aileye kızı vereceğiz dediklerinde nasıl yani? Onu evlendirmek için davetiye basan aileye mi verilecek dedik. Sonra birdenbire ifade alınmaya başlandı. Jandarmadaki ifade alınması da ben 3,5 saat bekledim ilçe jandarmanın önünde. Hala bitmemişti. Ertesi gün canlı yayın olduğu için ben döndüm, muhabir arkadaşım kaldı. Sonrası bir soru işareti, onu merak ediyoruz. Çünkü biz ne oldu sorusuna cevap alamazken, o jandarma, ilçe jandarma karakolun içerisine giremezken, bir merhaba için kamerasız bile, içeri lüks bir araba girdi, görüntülere yansıdı. Gelin adayı demeye dilim varmıyor, onunla evlenecek 24 yaşındaki kişi ve aile hepsi o arabaya bindirilip gitti. O arabadaki kişinin de Ömer Ç. olduğunu öğrendik. Ömer Ç. kimdir? Belediye meclis üyesi diye biliyoruz. Ömer Bey hatta zannediyorum şu anda. Ömer Bey, merhabalar. Merhabalar efendim. Merhabalar, belediye meclis üyesi misiniz gerçekten? Önce bir ona cevap verelim isterseniz. Evet, evet, evet efendim, belediye meclis üyesiyim. Peki, o gün Yavuzeli İlçe Jandarma Komutanlığı'na gittiniz. Ve evlendirilmek üzere olan Seher'i ailesiyle birlikte bir araçla aldınız. Bu araç sizin şahsi aracınız mı? Şahsi aracım efendim. Peki orada bulunma nedeniniz belediye meclis üyeliği sıfatınız mı? Yoksa bu ailenin akrabası mısınız? Akrabalık bağı da var. Evet. Bir de köy olarak mülki amiri sayılır zaten Büyükşehir Belediye Meclisi'nin olma münasebetiyle. Evet. Muhtar beni aradı. Böyle bir durum var dedi. Medya kapıda dedi, ailenin rencide olmaması için dedi, acı bizi jandarma karakolundan al dedi. Ne dedi anlamadım, ben muhtar ne dedi bir daha söyleyin, duyamadım Ömer Bey. Jandarma karakolundan otururken beni aradı. Evet. Aile rencide olmasın dedi, bir de aile törelerimizden dolayı. Rencide olacağı durum rencide neydi aile? Rencide olmamasının sebebi, şunu da ben dile getireyim öncelikle. Buyurun.
Kızın yaşı zaten 13 yaşında değil. Kızın yaşı büyük ama kimlikte 13 yaşında yazılmış. Nereden biliyorsunuz mahkeme, siz yaşının büyük olduğunu? Şu mahkemeye zaten şu anda ana baba biliyor zaten yaşını. Peki gerçek o yaşının büyütme işlemini yaptıktan sonra niye evlendirmemişler o zaman? Düzeltmeyi yapsınlar. 18 olsun evlensin. Düzeltme şu anda mahkeme kararını zaten mahkeme verildi şu anda. Kemik testi raporları falan yapıldıktan sonra yaşı büyütüldükten sonra zaten düğün ertelendi. Yaşı büyüttükten sonra. Evet. Sizin gidip alma şeyinizi hala anlamış değilim. Karakola kadar gittiğinizde yani meclis üyesi olarak mı olaya müdahil oldunuz? Akraba olarak nasıl girebildiniz içeriye? Akrabalık bağından dolayı efendim meclis üyeliğiyle alakası yok. Akrabalık bağından dolayı ben gittim aldım. Peki. Medyaya düşmesin, aile rencide olmasın ve benim bu düğünde de bilgimiz yoktu. Jandarma karakoluna düştükten sonra bizim bilgimiz oldu. Ömer Bey, bize gelen ihbar şöyleydi ve biz onun üzerine özellikle de zaten gitmek istedik. Bu çocuk okumak istiyor ve evlendirilirsem canıma kıyacağım diyor diye. Yani bu çocuk okula gitmek istiyor ve evlenirse de okulu olmayacak yani. Anladım. Biz, yani ben bir Seher'in sesini duymak istiyorum. Mesela Seher iyi mi? Herkes merak ediyor şimdi. Hanımefendi iyi şu anda durumu kendine zaten düğün ertelendi. Şu anda düğünü yapılmadı, ertelendi. Ve bunu da Sayın Kaymakamımız Murtaza Ersöz kesinlikle böyle bir şeylere zaten izin vermiyor. Bu olay üzerinde de çok güzel çalışıyor. Hatta bundan bir yıl önce de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahinoğlu Hanımefendi köye kadar geldi. Ve ondan sonra bir kitapçık bastırdı, yayınladı. Küçük yaşta evlilikten dolayı. Buna zaten mülki amirlerimiz müdahil oluyor. Müdahil oluyorlar. Zaten Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir merkez kurduğunu da biliyoruz. Burada da paylaştık. Var, evet. Fatma Hanım'a da teşekkür ettik ama şunu anlamakta zorlanıyorum. Bir belediye meclis üyesisiniz. Kimlik evet. kartında doğum tarihi 2004 yazan bir çocuğun düğünü yapılmaya çalışılıyor. Ve herkes bunu bilirken o çocuk tekrar aynı eve geri gönderiliyor. Normali şu değil mi? Bu çocuk devlet koruması altına alınır. Orada kemik yaşı tespiti yapılır. Ondan sonra şayet 18'i doldurmuşsa ve rızası varsa evet evlendirilecekse evlendirilir. Benim hala anlamadığım taraf o. Bu tespit yapılmadan kimlikte 14 yaşında görünen bir çocuk için o davetiyeyi bastırıp düğün salonunu tutan kişilerin yanına tekrar eve gönderilmesi nasıl oluyor diye. Kamuoyu bu sorunun cevabını bekliyor. Ve belediye meclis üyesisiniz, kaymakamımız bunu biliyor diyorsunuz, mülki amirler biliyor. Nasıl o zaman? Bunu başta müdahil olmadı. Bunun bilgileri yoktu. Asayişin de Sayın Kaymakamımız da belediye başkanımız da hiç kimsenin bundan bir... 3,5 saat boyunca ilçe jandarmada 3,5 saat boyunca ifadesi alındı Seher'in biz dışarıdayken. Evet. Ve o karakoldakiler önlerindeki belgeye baktıklarında doğum tarihini gördüler. Evet. Bakıp da böyle kanaat olarak evet 18 yaşında bu kız kemik yaşı denip de mi eve gönderildi? Ben onu anlamadım. Mahkeme süreci zaten başlatıldı efendim. Savcılık makamına çıkıyor. Aile savcılık makamına çıkartıldı mı? Şu anda zaten ailesine teslim edildi ama asayiş tarafında koruma altında kız. İlçe jandarma komutanlığındaki ifadenin ardından savcılık makamına gönderildi mi? Gidildi mi oraya? Gidildi efendim. Mahkeme süreci başlatıldı. Mahkeme sürecinin başlatılmasından bahsetmiyorum. Direkt eve gidildi. Onu anlatıyorum size. O arada onu, savcıya uğrandı mı yani? Ben anlamadım. Ben onu bilmiyorum. Bundan şey değilim ben. Siz arabanızı aldıktan sonra nereye götürdünüz Seher'i? Ben eve götürdüm. Eve anasına babasına zaten jandarma tarafından ailesine ve şunu da söyleyeyim. Zaten avukat geldi. Avukat huzurunda bunun ifadesi alındı. Avukattan bahsetmiyorum. Pedagog vardı orada sosyal hizmetlerden. Bir pedagog huzurunda konuşuldu evet. Seher'le. Ama Seher yanında anne babası varken hangi duyguyla konuştu onu merak ediyoruz zaten. Çünkü ihbar zorla evlendiriliyorum okumak istiyorumdu. Ama orada çocuğun söylediği şey ne kadar ciddi alınır? 3,5 saat boyunca ifade alan ilçe jandarma niçin savcılık makamına yönlendirmedi? Kimliğinde 2004 yazan çocuğu ben bunu soruyorum. Başka yoksa benim Ömer'in sizinle bir derdim yok. Seher'le evlenmeyi düşünen Ömer'in ailesiyle bir derdim yok. Tanımam etmem. Benim derdim ismi Seher, Ayşe, Fatma ne olursa olsun kimlikte 2004 doğumlu olan çocuğun evlenemeyeceği noktası. Anlatmaya çalıştığımız bu. Ve bu işlemde de eksik bir şeyler var. Bildiğimiz yanlış varsa tamamlayın diyorum.
Efendim ben onu ben savcıya kalkıp da siz niye bunu mahkemeye çıkaramadınız? Niye bunu alıp da ailesine teslim etme diye bir şansım yok benim. Kanun nezaketen kanun neyse zaten savcı neyse onu zaten o kararı uygulamak zorunda. Ömer Bey tam da bunu söylüyoruz. Siz niye karakoldan alıp bu çocuğu evine götürdünüz? Ya muhtar tarafından beni aradılar dediler ki ne? Muhtar yanlış Medya yapmış zaten. Muhtar burada görevini kötüye kullanıyor kusura bakmasın yani. Allah aşkına böyle mi oluyor? Gözde yasa böyle mi diyor? Hayır muhtarların bu konularda böyle meclis üyelerine bilgi verme gibi bir yetkisi yok. Yani orada sadece inisiyatif gibi bir şey kullanmış kendi kendine ve o şekilde bir bilgi verilmiş. Peki 3,5 saat bir kızın ifadesi alınıyor. 2004 doğumlu bir çocuk evlendirilecek davetiye var, salon tutulmuş herkes bunu biliyor. İlçe jandarma olay yerindeki ilk kolluk kuvveti olan o nokta olarak müdahil oldu. İfade alındı. Sonra ne olur normalde? Nasıl işler bu süreç? Normal olanı burada bir özellikle zorla olduğu yani zaten 15 yaşındakinden küçük çocuğun rızası ya da rızası olup olmadığı aranmaz da. Ya burada çocuk açık açık zorla evlendirilmek istediğini söylüyor. Normal olan aslında bir sosyal hizmetler kurumuna teslim edilip dedikleri gibi doğruysa eğer yaşı küçük gösterildiyse davasının açılıp yaş büyütülerek ondan sonra rızası varsa evlendirilmesidir. Ama hani zaten zorla evlendirilmeye çalışılan bir çocuk belki de zorla ben aileme teslim edilmek istiyorum bu ifadesini bile kullandırmış olabilirler. Aynen, tam da yani normalde yapılması Ömer gereken Bey, rızasına bakmamak. Ömer Bey aileye yakınsınız. Biz Seher'i evet. Duymak istiyoruz. Seher'in sesini. Ben şu anda evden uzam. Ben şu anda Gaziantep'teyim. Nasıl sizi muhtar aradı evinizden uzak kalktınız geldiniz. Aynı şekilde herhalde yine çözebilirsiniz diye düşünüyorum. Bir telefonla bir şekilde. Bunu şu anda benim, bunu da, akşam veya da yarın ben yanına gitsem bir yerde. Yani bak Aslı Hanım burada Gaziantep'e kendisi gelip Seher'le bir görüşmek istiyor tabii yüz ki. Yüze. Yani Seher'le... Korkacak, çekinecek evet. Bir şey yoksa evet Aslı. Evet. Hayır bundan korkunacak, çekinecek bir şey yok. Tamam. Bakın eğer ki Seher yetişkinlerin ailenin yanında çok farklı konuşuyor ama bireysel olduğunda çok daha farklı konuşabilir. Bu çocuğumuzun hani yaşı ne olursa olsun, sizin dediğiniz gibi kemik yaşı büyük bile olursa olsun zorla evlendirme gibi bir durum olup olmadığını biz gerçekten hani bir psikolog olarak, bir anne olarak, halktan birisi olarak ben açıkçası öğrenmek istiyorum ve gerekirse bu konuda destek olmak istiyorum kızımıza. Lütfen bizim iletişim kurmamıza müsaade edin. Biz bu konuda seve seve destekli olacağız. Ben ona müsaade ederim efendim. Evet. Ona müsaade ederim. Yalnız şunu ben dile getirmek istiyorum. Benim mahallemde, köyümde, Büyük Karakoyu mahallesinde kesinlikle baskı altında evlilik olmaz ve olamaz. Buna biz müsaade edemeyiz. Ama küçük yaşta evlilikten şimdi, dolayı... Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Ömer evet. Bey, bu kulaklarımla bizzat duydum ve iki tanesi kayıtta da var onları. Tam biz o ilçe jandarma karakolunun önünde beklerken, ilçe jandarmanın önünde... İki tane muhtar geçti. Evet. Dediler ki sizin köyünüz için burada ne yazık ki küçük yaşta kızlar evlendiriliyorlar dedi. Doğrudur efendim. Ben dedim ki peki burası niye şikayetçi olmuyor insanlar? Bakın doğrudur diyorsunuz siz de. Peki niye? Çünkü herkes bunu yaptığı için birbirlerine susarak birbirlerinin hatasını örtmüş oluyorlar dedi. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bu hafta iki tane düğün kaymakamlık tarafından iptal edildi. Ve kaymakamımız zaten müsaade etmiyor. Küçük yaşta tespit ettiklerini zaten düğünlerini iptal ediyorlar. Kesinlikle müsaade edilmiyor ve onları takip altına alıyorlar. Gözaltım altına alıyorlar. Öyle bir şey müsaade edilmiyor. Kaymakamımız zaten gereken görevini yapıyor. Kolluk kuvvetleri zaten gereken görevini yapıyor. Kolluk gerekeni yapıyor ama da şunun cevabını hala sizden alamadım. Bunun açıklaması yok. Onun için bu kadar üzerinde duruyorum. Kemik yaşı tespiti daha yapılmış değil. 2004 doğumlu görünen bir kız çocuğunu evlendirmek için davetiyesini bastırıp her şeyini hazırlayan aileye bu çocuk nasıl geri verilir hemen? Savcılık huzuruna çıkartılmadan, anne babanın ifadesi alınmadan, damat adayının neyse ifadesi alınmadan nasıl buna izin verilir? Tekrar geri götürülür, sosyal hizmetlerin koruması altına alınmaz. Ben bunun cevabını alamadım. Onun da cevabını size veriyorum efendim. Kolluk kuvvetleri gereken görevini yaptılar mı? Yaptılar. Ve gereken onu... Savcı tutup da ailesine teslim ettikten sonra gidip de bir savcıya sen niye bu kızı serbest bıraktın diye deme bir şansımız yok. Onun kuvvetleri de bunların savcının deme şansı huzuruna var. Çıktılar mı yani? Siz direkt ben alıp eve götürdüm diyorsunuz. O gün çıkmadılar. Kendiler gitti mi mahkemeye dava açtılar. Yaş büyütmesinden dolayı.
aradaki bekleme sürecini söylüyorum ama siz diğer taraftan bakıyorsunuz konuya. Bu arada Ömer Bey, bu tehditler falan ne Allah aşkına ya, ben anlamadım. Tehdit yok, samimiyetimle söyleyeyim, öyle bir tehdit yok. Yazılanlar burada. Yazılanlar burada isimleriyle, işte Ömer tehdit ediyor sizin adaşınız, damat adayı, onun kuzeni tehdit ediyor. Bir de yani... Hayır, öyle bir şey yok efendim. Öyle bir şey, öyle bir tehdit yok. Biz oraya geldiğimizde kapının dışındaydık, sokaktaydık. Hani gerçekten burada düğün mü var, düğün hazırlığı mı var diye soracaktık. Başka bir niyetimiz de yoktu. İşte duydunuz bize yapılan tehditleri, kayıtlara da girdi. Evet. Ya onu belki şöyle bir şey, medya doğru olabilir. Genç cahil biri çıkıp da sizi tehdit, niye gelip bunu böyle çekiyorsunuz diye tehdit saçabilirler. Ama gerçekten kalkıp da sizin karşınıza çıkıp da ağır kelimeler veyahut da herhangi bir hakaret tarzında bulunamazlar. Yapmayın Allah aşkına. Şimdi bir hatta kalın lütfen, hiç o konuya girmeyelim, hiç konuşmayalım. Zaten bu tehditlerle bakıp biz hareket edecek değiliz, onu da bilsin herkes. Seher olduğunu söyleyen biri attı ama gerçekten Seher mi acaba? Bilemiyorum, bakacağız, konuşacağız şimdi. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba Seher, nasılsın? Sizin sayenizde çok kötüyüm. Kaç yaşındasın Seher? 17 yaşındayım ben. Kimlikte ama 13. 17 ama 13. Benim sayemde evet. Neden kötüsün Seher? Ablacığım, her yere yayıyorsunuz, her yere rezil ediyorsunuz. Bizim düğünümüz iptal oldu sizin yüzünüzde, tamam mı? Rezil olma durumu nedir, anlamadım. Nasıl hayır, rezil ediyoruz biz seni? Bir saçlarım boyandı, evim hazırlandı. Ben severek evleniyorum. Siz bilip bilmeden nasıl konuşursunuz böyle? Sezer'cim, Sezer de nereden çıktı? Sezer'cim yazdın okuyorsun belli de. Şimdi okumaya devam etsen. Seher, benim çıkış noktam şu canım. Seher misin, ablası mısın, teyzesi misin, yengesi misin bilmiyorum. Belki ben gerçekten Seher'sin. Bilmiyorum. Ben bak şimdi. Ben bu davetiyeyi gördüm. Programıma gelen ihbarda da senin kimlikteki doğum tarihin yazıyordu. 2004. Beni dinler misin ablacığım? 2004. Kimlikte doğum tarihin ne Seher? Bak şu an var ya, biz kimlikte doğum tarihin ne Seher? Efendim? Kimlikte doğum tarihin ne? Kimlikte doğum tarihin ne? Kaç yazıyor doğum tarihin? Arkadan söylüyorum. Bilmiyorsun. 2003. Ha? 2003. Hangi ay doğmuşsun Seher'cim? Ablacığım sen beni dinler misin? Bir sor arkandakilere, hangi ay doğdum, kaçında doğdum diye sor. Sesin anlaşılmıyor. Bence çok evet, güzel anlaşılıyor. Evet. Seher'cim sor yanındakine, ben sana zaman vereyim, ben hangi ay hangi gün doğmuşum diye. Hadi. Hangi ay hangi gün? Evet. Ablacığım sen beni dinler misin? Soruyorum işte, doğum tarihini bana söyle. Seher ablam sen benim annem köyde doğum yapıyor, tamam mı? Kimlikler karışıyor. Tamam mı? Duyamadım Seher'cim, duyamadım. Kimlik yanlış çıkarsa bizim ne tamam, suçumuz var? Tamam, yanlış kimliğinde ne yazıyor doğum tarihin Seher? Doğum tarihimi söyledim ya. Duymadım, bir daha söyle, ay, gün, yıl. 2003. Ay, gün, yıl Seher ne anlama geliyor? Hangi yıl mı? Seher'cim, bana tam olarak doğum tarihini hangi ay, hangi gün, hangi yıl, kimliğinde ne yazıyor söyler misin? Söylüyor mu? Söyle. Söylüyorlar. Arkadan söylüyorlar. İstersen direkt onlar bana söylesin. Evet Seher. Alo. Efendim. Alo. Ben kimlikte 2003'lüyüm ama gerçekte de 2001'liyim. Sen Seher misin? Evet, ben şu an Seher'im. Deminki kimdi Seher o zaman? Evet, ben Seher. Canım benim. Deminki kimdi? O ablamdı. Güzelim, abla. Niye sen konuşmuyorsun da ablan konuşuyor o zaman? Ne gerek var bunlara? Ha? Seher'cim, acaba karakola da giden sen değil de deminki ablan mıydı? Heyecandan öyle oldu. Heyecandan yanlışlıkla ablan kendini Seher sandı. Peki, karakola da giden ablan mıydı? Karakola da giden ablan mıydı Seher? Evet, ablamdı. Karakola da giden ablandı. Ay, ablacığım. Ben bakın, arkadaşlar. Ben şu an televizyona bakıyorum, hem televizyonu ben buradan, dinliyorum. Ben buradan Yavuz Eli İlçe Jandarma Komutanlığı'na. Ben bu konuşmayı uzatmayacağım çünkü zarar da görebilir bu çocuk. Evet. Arkadaşlar, Yavuz Eli İlçe Jandarma Komutanlığı'na. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Bakanımız Fatma Şahin'e, Sayın Kaymakam'a,
Hepsine sesleniyorum. Bir an önce lütfen o eve gidiniz. Karakola giden ablamdı diyor Seher'in başına bir şey gelmeden. Gerçekten kemik yaşı 18'in üstündeyse çıkarız burada deriz ki bu kaydı düzeltin. Ömer Bey, hatta mısınız Ömer Bey? Dayım efendim. Akşama Aslı Hanım, Aslı Hanım geliyor bir psikolog olarak. Seher'le onu yüz yüze görüştürme sözünü verdiniz. Bu konuyu artık çözelim lütfen. Yalnız bu böyle, demek. Bakın sosyal ağlardan tehditlerle, bu böyle sıkarım asarım keserlerle, bu böyle telefona Seher diye ablasını bağlatıp yalan yanlış bilgilerle, milleti kandırmayla olacak bir şey değil. Siz belediye meclis üyesi olarak bu işe alet edildiniz. Farkında mısınız? Ya ben farkındayım. O konuşan bizzat kendi Seher zaten. Ben sesinden tanıyorum kendini. O ama zaman, şöyle bir durum var. Bakın önce konuşan benim, başka biri ben Seher'im diye. Beni dinler misiniz? Ömer Bey. Diyor ki ne? Benim duygularımla oynadınız diyor. Ömer Bey o ablası. O ablasıymış. Kendi söyledi Ömer Bey. Ablam hayır hayır ben sesinden tanıyorum kendisi. Bizzat kendisi. İkinci kez telefonu alan Seher'di Ömer Bey. Duygularımla oynadınız diyen ablasıydı. Ablasıydı. Ömer Bey. Hiç tartışmanın konuşmanın anlamı yok. Her şey ortada. Söz verdiniz. Bu akşam Seher'le Aslı Hanım'ı görüştüreceksiniz. Tamam mı? Biz onun Seher olduğuna emin olacağız. Bu yayında konuşulan her şey aynı zamanda bir suç duyurusu niteliği taşır. Evet her şeye iddia diye yaklaşırız aktarırken ama her şeyde bir suç duyurusu niteliği taşır. Ve gerekli meyerciler, ben sayın savcımızın da herhalde bu noktadan sonra kayıtsız kalmayacağını yani, düşünüyorum. Kamu görevlisine zaten kimlik bilgilerini farklı gösterip bir başkası ifade vermesi gerekirken, gerçek Seher vermesi gerekirken ablası bir ifade veriyorsa çok ciddi bir suçtur. Evet. Yani burada müdahale gerçekten bakın şunu söylüyorum. Lazım. Kimlikle ilgili bir hatalı kayıt varsa 18'ini doldurmuşsa bu kız evlensinler biz de buradan mutluluklar dileyelim. İstiyorsa evlenme. Buna hiçbir itirazımız yok. Lütfen. Ama bu hatayı düzeltmeden bu nikahları böyle kıymaya kalkmayın. Anlatmaya çalıştığımız şey bu. Yani yangından mal kaçırır gibi ne tutacağı ne kadardır? Bir hafta gider muayene olursunuz. Gerçek yaşı budur dersiniz. Anne baba yani doğru buysa o zaman sorun yok. Ben şimdi burada Ömer Bey'e madem o sözünü verdi çünkü Seher'i o ilçe jandarmadan çıkartıp eve götüren kişi oydu. Hı hı. Bütün yayını da tekrar yayından sonra dikkatlice dinleyin Ömer Bey. Niye böyle söylediğimi çok iyi o zaman anlaşılacaktır. Aslı Hanım'la arkadaşlarımla beraber Aslı müsait misin bu akşam böyle bir şey tabii oldu ki, ama. Tabii ki tabii ki. Böyle bir durum tabii olduğunda ki. Bir yerde lütfen sizin gözetiminizle beraberce bir görüşsünler istiyoruz. Daha fazla bu konuyu artık şu noktada uzatmamayı düşünüyorum. Ben gerek yok ama her şey zaten çok net ortada. Ben cümlemi bir kere daha söyleyeyim de. Derdimiz ne Gaziantep, ne başka bir il, ne başka bir kişi, ne Ömer, ne Seher, ne Ayşe. Derdimiz yasalara uygun hep birlikte yaşayalım. Bu kadar. Çünkü herkes kendi kuralını sesi yüksek çıktığı ölçüde yerine getirmeye kalktığında ne oluyor biliyor musunuz? Yine 17 yaşında bir kız çocuğu, onu kaçıran 24 yaşında biri. Bir kere kaçırmış, geri gelmiş, ikinci kez kaçırmış. İkinci kez kaçırınca tekrar bir barışalım, görüşmeyelim konuşması olmuş. Bu sefer ne oldu biliyor musunuz? O kaçıran kişiyi, kaçırılan kızın abisi öldürdü. Böyle yapmadığımızda iş cinayetlere, ölümlere varıyor. Gaziantep Yavuz Eli'nde 24 yaşındaki Ali, 17 yaşındaki kızı 2 ay önce kaçırdı. Aile şikayetçi oldu, kız evine döndü. Ali önceki gece kızı tekrar kaçırdı. Kiraladığı bir daireye götürdü. Ailesi kızı anlaşmak istediklerini söyledi, evin yerini öğrendiler. Sabah saatlerinde kızın ailesi eve geldi. Görgü tanıklarına göre aileyle barıştılar. Yukarıda konuştular, anlaştılar. Aşağı inip evlerine gidecekken, tam ayrılacakken anlaştılar. Bugün gidip isteyeceklerdi. Ondan sonra da olayı tatlıya bağlayacaklardı. Ne olduysa dışarı çıktıklarında oldu. Kızın abisi Nuri, Ali'yi vurdu. Tam aşağı inerken tam şurada kızın abisi tarafından çocuk vuruldu. Ali olay yerinde öldü, Nuri gözaltına alındı.
Bakın ne oldu? 17 yaşında bir genç kız. Abisi katil. Abinin hayatı mahvoldu cezaevinde. Diğeri 24 yaşında bir genç. Sevdiğini düşündüğü bir kızı kaçırdı. O mezarda. Ailesi hayat boyunca onun acısını çekecek. Üç genç ve bunların aileleri perişan. Oysa ki söylemeye çalıştığımız şey şu. Ya sevebilirsin, sevdiğini düşünebilirsin. Ama belli bir olgunlukla evlilik kararı alındığında daha sağlıklı olduğunu artık hepimiz biliyoruz ama onu da koyalım bir kenara. 18'i doldurun. 17 ile 18 arasında kaç ay var ya? Bir yıl bekleyin. Ondan sonra aileler tanışsın, güzel güzel evlenin, mutlu anları paylaşın. Seher'de de söylediğimiz o. Kemik yaşı büyükse yaptırın tespitini, değiştirin kimlik kartını, evlenin, bizi de davet edin, gelelim beraber düğünde kutlama yapalım. Ama küçük yaşta kızları gelin sıfatına sokmayın. Bunları küçük anneler yaptığımızda mutsuz anneler, mutsuz evlilikler, parçalanmış dağılmış yuvalar ve sonrasında ortada kalan küçücük, günahsız, paramparça olmuş yavrular oluyor. Buna dur demek istiyoruz. Bütün çabamız bu bizim ya. Başka bir şey değil. Günah ya. Evet, bu konuyu devam edeceğiz. Ömer Bey sözünü tutacak. Aslı Seher'le konuştuğunda durum daha net ortaya çıkacak sevgili seyirciler. Ama hafta sonu güzel şeyler de oldu. Şimdi böyle üzücü haberlerle geldik ama Şerife Hanım ve Selami Bey torunlarını görmeye gittiler. Allah razı olsun sizden hepinizden. Sizden de. Ne hissettin ilk karşılaştığında? Ya giderken açıkçası gönülsüz gittim yani. Hani ne tepki verecekler diye, hani biraz kırgınlık var diye. Allah razı olsun. Onlar da iyi davrandılar. Yani sizin sayenizde şimdi neler oldu? Çok iyi oldu. Sevindik yani. Biz de çok sevindik. Hepsini konuşacağız ama önce Şerife Hanım'la Selam Bey niye benim programımda misafirim? Oğulları için buradalar sevgili seyirciler. 8 Temmuz'dan beri onların oğlu Alaaddin ortada yok. 23 yaşında Alaaddin. Kamp kurdukları yerde botla açıldı. Bir daha bulunamadı. Pek çok yerde görüldüğüne dair ihbarlar geldi ama hala Alaaddin'e ulaşabilmiş değiliz. Hikayenin daha da acısı. Alaaddin'in kaç gün oldu bugün bebeği? 13-14 günlük bir bebeği var ve daha hiç babası onu göremedi. Botun bulunduğu yerden bir yer açacağız hala. Ben dayanamam. Alaaddin'in sizden sakladığı bir şeyler mi var? Şimdi bunun üzerinde gidiyoruz. Sizden, eşinden. 4 aydır haber alınamayan Alaaddin boğuldu mu? Yoksa herkesten gizlediği bir şey yüzünden mi kaçtı? Nasıl olur? Bir çıkmazın içine girer. Artık böyle belki de bize zarar geleceğini de düşünebilir. Ondan dolayı gider. Zaten bu ihtimali ben bir düşünüyorum. Sen olduğunu da bilmiyorum. Şimdi... Allah'a ben umudumu kestim. Tek umudum burası. Burada çıktı çıktı. Çıkmadıysa denizin dibine. Durgun bir denizde, kıyıdan fazla uzakta olmayan Alaaddin boğulmuş olabilir mi? Botun bulunduğu yerden kıyıya rahatça yüzer. Rahatça yüzer. Ben etkileyecek bir akıntı çok yok. Çok uyanık bir çocuktu. Her şeye de yani... Seri çocuktu ya. Ben güveniyorum Alaaddin'e yani. Kesinlikle yüzer. Alaaddin için yapılan başvurular üzerine Türk makamlarının araştırmaları Yunanistan'da da bir iz olmadığını gösterdi. Günün bölgesindeki cezaevleri emniyet müdürlüklerine tekrardan bir sordurduk. Maalesef herhangi bir olumlu geçmiyor. Ben inanmıyorum. Öldüyse bulsunlar benim çocuğum. Ben yeter bıktım artık. Ben dayanamam. Evet, Alaaddin nerede? Allah korusun o botla açıldı ve işte alabora oldu, boğuldu mu? Ama hep söylüyoruz, bu konuda bilgisi olanlar diyor ki böyle bir şey olsaydı Temmuz ayından bu yana bu ceset bir şekilde bir yerden çıkarttı, bulunmuş değil. Atina'dan, Rodos'tan, elçiliklerden hiçbir şekilde Alaaddin'le ilgili bilgi yok cevabı geldi. Ve diğer taraftan da görüldüğüne dair ihbarlar bize gelmeye devam ediyor. Aileye de bu bilgiler geldi. Bütün bunlar da bizi umutlandırıyor. İnşallah. Alaaddin'in yaşadığına dair. İnşallah. Niye kaçtı o zaman? İşte bazı borçları olduğunu öğrendik. Ve acaba aileden sakladığı başka borçlar da mı var? Utanıyor da mı, saklanıyor ama
Ne oluyorsa oluyor Alaaddin, bizi izliyorsan, sesimiz sana geliyorsa ortaya çık, biz de sana yardımcı olalım. Biz de sana yardımcı olalım. Alaaddin'e anne baba perişan. Ben bir şey söylemiştim. Buyurun Selami. Ben Kırgınlık Dava diye dün çekine çekine gittim. Oğlum çekinme. Eğer bizden çekiniyorsan hiç bir şey olmamış gibi çık ya. Kimse bir şey demeyecek. Eskisi gibi hayatımıza devam edeceğiz. Yani bu yüzden çekiniyorsan, gelemiyorsan hani hiç çekinme. Az çok biliyorum, ben de biliyorum. Kayıntanı, kayınlanı da biliyorum. Onlar da söz verdiler. Çıksın gelsin yeter ki bulunsun diyorlar. Yani. Çekinme, çık ya. Eğer bizden çekiniyorsan, çekinmeye hiç gerek yok. Herkes hata yapabilir. Yani neresinden dönersen kar odur. Senin çocuğun var. Yani babasına da, annene ihtiyacı var, ikinize de. Gel çocuğuna sahip çık. Ben bunu istiyorum. Şimdi hala bir şeylerden utandığı için, çekindiği için saklandığını düşünüyorsunuz. Ya olabilir yani. Olabilir. Ben şimdi her şey, herkes bir şeyler söylüyor. Ben çıkınca bana ne diyecekler, ne cevap vereceğim. O düşünceme varsa, yani onu sil kafandan. Hiçbir şey olmamış gibi çık ya. Şimdi Alaaddin'i bir bulalım hele. Şey, o sorunların hepsi de çözülür. Para meselesi de çözülür. Aradaki kırgınlıklar da giderilir. Aynen. Çünkü şimdi arada kırgınlığı barındırmamanız için çok da özel, çok da güzel bir sebebiniz var Alaaddin. Dünya güzeli, dünya tatlısı Asel'iniz var artık. Evet. Asel için sen hayatta dönmek zorundasın. Baştan gerekirse başlamak zorundasın. Çalışıp varsa borcun ödemek zorundasın. Çünkü artık sen bir babasın. Ve senin yolunu gözleyen mini minnacık bir bebek var. İşte o babadan önce o bebeği babaanne gördü, dede gördü. Gittiler Şanlıurfa'da ilk defa torunlarını bağırlarına bastılar. Bir tek o eksik. Torun sevgisi, evlat sevgisini bastırır. Bir de Alaaddin'imi görseydin. ...8 Temmuz'dan beri evlatlarından bir haber bekliyorlar. Alaaddin nerede, ne yapıyor? Başına kötü bir şey mi geldi, yoksa kaçtı mı diye... ...içi içini kemiriyor anne Şerife Hanım'la babası Selami Bey'in. Ama böyle zor zamanlarda bunu unutturan, ayakta tutan bir haber aldılar. Kayıp oğulları Alaaddin'in kızı Asel Bebek dünyaya geldi. Dede ve babaanne torunlarını ziyaret için Şanlıurfa'ya gitti. Hafta içi hem Asel bebeği hem de annesi Nesrin'i görmeye gelmiştik. Nesrin bize içini dökmüştü, durumunu anlatmıştı. Asel bebeği ise görememiştik çünkü kuvözde tedavisi sürüyordu. Kuvözden çıktığı haberi geldi. Biz bugün onu yeniden görmeye geldik elbette. Biz heyecanlıyız ama bizden daha çok heyecanlı olan birileri var şüphesiz. Onlar da bizimle birlikte. Selami Bey ve Şerife Hanım, babaannesi ve dedesi bizimle birlikteler. Birlikte geldik Şanlıurfa'ya. Babaanne Şerife Hanım'ın torun hasreti evlat hasretine karıştı. Şu anda yanına gittim mi ben? Alaaddin'e değmiş gibi olacak. İnşallah babası da gelecek en kısa zamanda. Ben bunu inanıyorum. Torunumu görmeye geldim. Bir de Alaaddin'i görsün. Birine seviniyorum, birine üzülüyorum. Şimdi sıra geldi büyük buluşmaya. Gelinleri Nesrin ve torunları Asel'e gözyaşlarıyla sarıldılar. Ki boş gelinmez, boş da gelmek istemiyorum demiştiniz. O yüzden biraz geç oldu belki bu buluşma ama. Ya ben evimde durup şeyimi yapamadım. Ya kızıma da neler alacaktım yapamadım yani. Evime gidip de ilgilenemedim. Ya inşallah bundan sonra her şeysini kızımın boynunda doldur şimdi. Sen buraya geldin gel hele, evin kapısını açtığımız yok yemin ediyorum. Kızım niye seveyim bunu? O canımın içi benim. Bir tek o eksik.
Gelecek, o da gelecek. Oh. Hepsi gelecek. Hepsi güzel olacak. Allah'ın izniyle. İnşallah. Gibi. Beşiğini boyamak istiyordu. Her şeyi yapmak istiyordu. İlk öğrendiğimizde havalara uçtu zaten. Hastaneden çıktığımız gibi mağazaya girdi. Bir hani takım aldı. Ve veda vakti. Torundan ayrılmak kolay olur muydu hiç? Gözleriniz yaşararak geldiniz bir yandan ama şimdi Asel'i görmek iyi geldi galiba. Çok iyi geldi. Hepinizden Allah razı olsun. Özellikle İncan'ımdan. Çok sağ olsun. Allah razı olsun hepinizden. Gittim torununu gördüm sabahleyin. Kuvazdan da çıktı. Allah razı olsun sizden. Senden de inşallah mutluluktan alacaksın sonra. İnşallah. Tamam, ben senin yanına geleyim orada oturalım konuşalım. İnşallah. Şey, ya biz ne gidebilecektik ne görebilecektik. Allah razı olsun. Sen de. Şimdi Nesrin de hatta bu arada. Sen gitmeye çekiniyordun. Ben seni başta yanlış anladım. Özrümü dilerim. O bahsi konuşmayacağız. O değil konumuz zaten. Gittin. Torununu gördün. Allah razı olsun. Sizin sayenizde. Hep beraber. Ne yaptın? Nasıl babaanne olmak? Çok güzel. Anneanne oldum, babaanne de oldum. Babaanne de oldun, torunu gördün. Çok güzel. Cennet kokusundan da fazla. Cennet kokusundan. Aynı Alaaddin'in doğduğu anı hatırladım. Aynı babası. Bir de Alaaddin yerine sarılıp öptün onu değil mi? Aynen. İnşallah sizin sayenizde onu da bulacağız. İnşallah onu da bulacağız. Nesrin duyabiliyor musun beni canım? Alo. Nesrin'cim merhaba. Merhaba. Hafta sonu çok özel misafirlerim vardı. Evet. Tabii ki senin için hem güzel hem de çok zor oldu bu buluşma muhakkak değil mi? Evet zordu. Ağlama lütfen Nesrin. Biz yani Alaaddin'e bir seslen istiyorum aslında. Çok zor durumdasın. Daha o kadar genç ki Nesrin. 21 yaşında ya. Ya ben artık hani duyuyorsa, görüyorsa arasın yani, arasın bir desin ben iyiyim, hani yaşadığını öğreneyim yeter. Şimdi Şerife Hanım aslında tabii ki giderken de birazcık kırgın ayrılmıştınız. Sen oğlunun derdindeydin, gelini çok sevdiğini hep söylüyorsun ama... Tam da belki o anda onu anlayamadın. O kendi hissettiklerini tam anlatamadı. Aslında aranızda bir sorun yok. O da size son derece saygılı, pırıl pırıl bir evlat. Ya hiçbir sorun yok zaten. Ben... Ama o üzüntü hepinizi çok hırpaladığı için böyle şeyler yaşanmıştı. Aynen. Şimdi ama böyle tamamen el ele verip hem Asel'in geleceği için hem de Alaaddin'in belki işte ne kadar onu istediğinizi anlaması için yan yana durup devam etmez ama. Aynen öyle. Gittin Urfa'da ne yaşadın, ne hissettin bir anlatsana o ilk karşılaştığın anı. İlk geldiğimde tabii hiç öyle gitmek istemezdim. Babası da yanımda olsun isterdim. Hep beraber gidelim isterdim. Oraya gidince zaten Asel'i görünce Alaaddin'i görmüş gibi oldum. Sanki ona sarılmış gibi oldum. Onun kokusunu hissettim. Nesrin'le konuşabildiniz mi birazcık? Konuştuk. Ha? Konuştuk. Birbirinizi anladınız mı artık? Ha? Anladık. Ya anlamayacak bir ya şey yok zaten. Onlar da biliyor, bizi de biliyorlar. Gelin kaynana olmadık hiç. Arkadaş gibiydik ondan biz. Hiç ona ben kaynanalık yapmadım, o da gelinlik. Kızlam nasıl sapınarın anlamış, o da öyleydi. Öyle ama şu anda daha da çok yanında durulması gereken bir durumda neyse. Kesinlikle. Aynen. Tabii, tabii. Evet, en çok onun desteğe ihtiyacı olduğu dönem çünkü hem yeni anne olduğu lohusalık dönemi, aynı zamanda eşinin nerede olduğunu bilmiyor. Birçok karmaşanın olduğu bir dönem. Ama gitmeniz çok iyi olmuş. Kesinlikle. Birbirinize kenetlenmişsiniz. Allah razı olsun. Senin sayende oldu bu. Estağfurullah. Yani sen
Zaten meleksin de. İçimizde bir meleksin gerçekten. Öv beni biraz, öv beni biraz. Övmeye gerek yok, ortada her şey. Aynı bir meleksin. Övmeye gerek yok, her şey ortada. Övmeye gerek yok, her şey meydanda. Allah razı olsun. Sen olmasaydın daha ben buradan gideceğim de, kendimi toparlayacağım da Urfa'ya gideceğim. Yani bu, o arada da bu dedikodular şeyler aramız iyice bozulacaktı belki. Şimdi yani biz tabii ki burada Alaaddin'i ararken gelen her ihbar üzerine her konuyu konuşuyoruz. Her kayıp hikayesinde olduğunda bu bizim içimizi acıtsa da bazen aileleri rahatsız edecek soruları da sormak zorunda kalıyoruz. Bunu aslında başta tabii, konuklarıma tabii diyorum ben, her şeyi konuşacağız stüdyoda, buna hazır olun. Bazen sizi incitecek şeyler konuşulacak, bazen rahatsız olacaksınız ama onlar bizi sonuca götürüyor. Biz bunu Kaybolan Çiçekler ekibi olarak Asel Bebek için yaptık. Tabii. İnşallah Asel Bebek'in babasını da bulup İnşallah. Getireceğiz. İnşallah. Seyircilerimizle beraber Ayvalık'ta, Cunda'da görüldüğüne dair, İzmir'de görüldüğüne dair telefonlar geliyor Alaaddin'e. Ne olur fotoğraflara dikkatlice bakın. Bir yerde gördünüzse, tanıyorsanız ya da bizim bilmediğimiz bir şey varsa bu hikayede hala olabilir. 0212 284 6060 telefonumuz. 0530 0505 155 WhatsApp ihbar hattımız. Bakın orada hattın öbür tarafında anne var ve konuşamıyor yani. Bebeğine her baktığında eşini hatırlıyor, babayı hatırlıyor. Bir an önce onu da bulalım istiyorum. İnşallah. Olay değil, o kız için de yazık. Ne yapsın ya, yeni evli birbirini seve seve evlendiler. Bir anda başımıza bu işler geldi yani. O çocuk ne yapsın? Kocası yok bir yandan. Herkes bir yandan bir şeyler söylüyor bir yandan. Onun kafa öyle karıştı. Bizim kafalarımız da karıştı yani. Şimdi biz Alaaddin'i bulacağız dedi ki Şerife anne. Ben sanki Alaaddin'i kucaklıyorum gibi oldu. Aynen Alaaddin'in öyle. Kokusu geldi. Onun... Aynen öyle. Ama oldu. Herhalde bir kere de Alaaddin yerine sarıldın ona. Tabii. Yani. Ha? Tabii Alaaddin yerine. Yani o da bir gelip bebeğini bir an önce sarılsın, kucaklasın. Sanki 23 yıl sonra gittim, önceye gittim. Sanki Alaaddin doğmuş. Benziyor mu bebekliği? Çok. Benziyor çok benziyor. Alaaddin'in bebekliği. Nesrin benziyor mu sence de? Alaaddin'e de benziyor, babaannesine de çok benziyor. İkisine çok benziyor. Nesrin'cim hatta mısın? Evet. Şimdi... Alo. Efendim, diyor ki babaanne çok benziyor Alaaddin'e diyor. Benziyor mu Alaaddin Asel? Evet, çok benziyor. Çok benziyor. Nesrin'cim, annem baban da senin yanında. Onlar için de durum çok zor biliyoruz ama artık böyle bir şekilde... Bu aradaki kırgınlıklar falan onlar zaten bu işin gerginliğinden olan şeyler. Kesinlikle. Zor bir durum var. Demin seslendim biraz ama Alaaddin'e şuradan net bir çağrı yapmanı istiyorum canım benim ya. Bir çağrı yap ona. Korktuğu bir şey var belki, çekindiği bir şey var belki. Belki sizin hala anlatamadığınız bir şey var bilemiyorum ama. Bu çok önemli yani bebeği onu bekliyorsan onu bekliyorsun. Ya kızımız için, benim için dönsün hani. İnanmıyorum bu kadar hani bizi bırakıp gidebileceğini onun. Yapmaz böyle bir şey. Eğer hani bir sorunu varsa, bir şeye bulaştıysa gelsin, her şey hallolur. Kızımız için gelsin. Senin için de gelsin ha Nesrin. Benim için, kızımız için, annesi babası için. Herkes için gelsin. Şerife Hanım bir de sen seslen oğluna ne olur ya. Ben yaşadığına inanıyorum. Sen yaşadığına inanıyorsun. Biz reklam aralarında hep konuşuyoruz bunu. Ben ilk günden beri öldüğüne inanmıyorum zaten. İçime çünkü o sızı düşmedi benim. Yaşıyor diye yani inanıyorum. Ben ona Alaaddin demezdim. Alişim diye seviyordum. Kucağıma yattığı zaman başını okşuyordum böyle. Alişim neredeysen gör halimizi. Asel seni bekliyor da orada bize tepki verdi Asel. Babaannem dedem gelmiş diye. Sen gelince daha fazla tepki vereceğine eminim ben Asel'in. Seni bekliyoruz hepimiz. Çok özledik seni. 4 aydır gecemiz gündüzümüz belirsiz. Neredeysen her şey hallolur. Ben temizliğe giderim gene öderim o borçlan senin. Seni bekliyoruz. O borçlar en kolay halledilecek kısmı yeter ki biz Alaaddin'e ulaşalım. Nesrin Asel'i çok öp yerimize, seni de çok öpüyoruz. Sağlam durmaya çalış, hep söylüyorum. Aslı burada, bir telefon kadar yakınız. Bir şey canın sıkıldığında hemen ara. Her zaman o destekle biz senin yanındayız. Sevgili seyirciler bu programın en zor tarafı her şeyin tamamen gerçek olması.
Programda bir eklememiz yok. Programda hiçbir şey abartmamız yok. Tam tersi, biz programda konuklarımız incinmesin diye, çünkü biz 3 saatlik bir yayın yapıyoruz ama arkada devam eden kocaman bir hayat var. Bazı aktarmadığımız küçük konularımız oluyor. Bazen sırlarımız oluyor aramızda. Onun dışında her şey gerçek. O yüzden ben size sürekli çağrı yapıyorum. Buradaki insanların acıları gerçek. O acıları sonlandırmak için sizden gelecek ihbarlara, telefonlara çok ihtiyacımız var. Lütfen bir yerde Alaaddin gördünüzse bizi arayın, bizimle paylaşın. Alaaddin bizi duyuyorsa artık Alaaddin, Asel için kaybedecek bir tek saniyen bile yok. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Sevgiyle kalın.